Arkadaşlar merhaba. Wonderkid Furkanlayım. Beklediğimden yakışıklı bir adammış. Çok çirkin görüneceğim bugün. Estağfurullah hoca ya. Abi hoş geldin. Hasan Hoca hoş bulduk. Davet ettiğin için çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Estağfurullah. Ee, biz keyif aldık geldiğimiz için partner inşallah. Partner <laughs> Twitch partner daşı. Herkese selamlar bu arada chatten de o kadar yazan var ee, hoş geldin hoş geldin cümleten hoş bulduk kendimi inönü deplasmanına çıkmış gibi hissediyorum biraz. Yok hoca küfür yemezsin. <laughs> yani öyle bir o kadar zor bir yer olmaz yani küfür yiyeceğini düşünmüyorum. Eyvallah hoca. Ama ben seni şöyle hissediyorum. Ben senin yayınlarına falan baktım. <laughs> sen topu tüfeği çok konuşuyorsun. Yok şu şöyle olur, bu böyle olur. Böyle olursa daha iyi olur, şöyle olursa daha kötü olur. Ben bugün sen konuş. Ben yüzeysel ve sığ yorumlarımla gerçek <laughs> futbol gurmelerine hitap edeceğim. <laughs> sen daha genç daha genç kuşağı daha Z jenerasyonuna. Ben biraz ya benim futbola bakışım şudur. Dellal iyi olsa bize bırakmazlardı. Aynen öyle. Benim futbola i̇yi bakışım budur. Yani İngiliz'in elinde iyi bir şey olsa İngiltere'den Türkiye'ye ne geliyor biliyor musun bir tek? Plastik çöp gemileri geliyor. İngiltere'den Türkiye'ye iyi bir şey gelmez. Yani hiçbir zaman iyi bir şey gelmez. Oca, biraz ama eksi artı e, Delali terazide artı transferdir <laughs> ama şimdi. Delali şimdi şakaları artı... şakaları bir kenara bırakayım. Delali bir zar, ama bu zarı atar mısın? Bir senelikse eğer. Çünkü bir yerlerde zorunlu opsiyon gibi bir dava dümen okudum. O benim kalbime indirir. Ama hani bir senelik bir kumar attık. Ya tutarsa, sa bu tamam atılabilir bir zar. Ama iki senedir topa değmiyor. 23 yaşında benim bacaklar artık gitmiyor diye açıklama yapmış. Gece hayatı, kumar, alkol, seks <laughs> bağımlılığı her yolu var. Her yol var. Her yolun adamı. E şimdi böyle bir adam yani Türkiye'ye getiriyorsun. Arıza ama yani, tutarsa başka bir şey oynatır ama tutmazsa tutmama ihtimali çok daha yüksek bence. Ya Hasan Hoca şimdi Deli transferi e, dediğin gibi bizler aslında ama güzel kumar bence. Neden güzel kumar? Özellikle kiralık söyleniyor. E, ben normal opsiyonlu gördüm. 7 milyon normal bir opsiyon var demişler Deli de Zorunlu değil. Sanki satın alma opsiyonu gördüm. ha Mesela tutarsa Deli iyi bir sezon geçirirse 7 milyona bir Deli almış oluyorsun. İyi bir Deli olmuş oluyorsun. İşte o zaman e, çok iyi hamle olur. Çok güzel hamle olur işte o zaman. Ee, bir de Beşiktaş'ın Delali'yi biliyoruz hepimiz ana yaratıcı çok iyi bir orta ortasa ee, Efendime söyleyeyim e, Pochettino ile beraber 30 tane gole katkı vermiş adam Delali ee, Premierlikte her baba yiğidin harcı değil yani ee, ama ondan sonra Delali'nin ufak ufak tabii düşüşleri başladı Hatta Mourinho ile beraber bir atışmadan sonra o iyice kayışları kopardı Mourinho'da geldikten sonra Pep önce bundan. de Pelegrini'nin son dönemi de Pellegrini de oynatmıyordu artık. Pellegrini de umutu kestiydi bundan. He, he Pochettino da aynen. Hayır Pochettino. Ee... Pochettino da kestiydi umudu bundan. Yani artık olmayacak duaya amindi yani. Aynen. O da zaten işte tam o sırada çıkıyordu. İngiliz basınında bilmem ne alkole düştü Deli Ali falan haberleri. Zaten Mourinho da tamamen oynatmadı. Sonra hatta Mourinho falan şey demişti onun hakkında. E, mutsuzmuş Deli Ali, Mutsuz olabilir. Oynamıyor çünkü. E, mutsuz olmazsa çok doğal falan demişti. Beş, Beşiktaş açısından bence şöyle bir artısı var Hasan Hoca Deli Ali'nin. E, Deli Ali'ye bağımlı bir takım siz değilsiniz. Hani mesela geçen sezon Alex Teixeira e, sizin ana yaratıcılarınızdan biri olacaktı e, lafta. O yüzden Teixeira patlayınca patlıyor Beşiktaş'ta. E, çok zor. Veya Piyaniç'e bağımlı bir takım oluyorsun. Ama şu anda... Beşiktaş, Deli bağımlı bir takım değil. Zaten Beşiktaş'ın ana planda işte... ...Josef Getson gibi bir ikili kurarız. Ee, ve zaten bizim ana yaratıcımız... ...Gezal e, gibi düşünülüyordu. E, o yüzden... Dele, e, ...Deli Ali kumarı tutmazsa da... ...Beşiktaş çok büyük şeyler kaybetmez kafasındayım ben. Ama tutarsa çok kazanırsın. E, gibi düşünüyorum. Peki o sen sizin... bir yöneticilik bakış açısı olarak... ...mesela ben... ...böyle bir zar atmam abi. Hani atanı anlıyorum, eleştirmiyorum. Ama... Şimdi şöyle. Ee, bir kere kiralık adam sevmem. Niye sevmem? Geldi, tuttu. Ya 7 milyona falan sen bunu alıp da satamazsın ya. Tabii. Bu adam sana gelmez 7 milyona. Yani geldi, tuttu sana o opsiyonu kullandırtmaz. Geldi, Aynen. tutmadı. 2 milyon euro cepten verdin? E şimdi. E sen gittin gencecik oyuncunu 4.5'a sattın. 2.2'sini zaten Delali'ye gömdün. Yani para da pul oldu. Tabii canım. Yani e ne yapabilirdin? yapabilirdin? Ne yapabilirdin? Emirhan'ı sattığın gün Emirhan olmazdı. Giderdin başka bir tane 8-10 oynayacak bir adama. 3 milyon euro, 4 milyon euro bon servis verirdin. 100 bin euro, 150 bin euro maaş verirdin. 200 bin euro, 300 bin euro maaş verirdin. Öyle bir zar atardım. Ben o tarz zarları daha çok doğru buluyorum. Yani hoca yani şeyde e çok Şimdi Delli Beşiktaş'ta adam bir adam sezon oynayacak abi. Bak Delli Ali star mı oldu? Delli Ali Zidane mı oldu Türkiye? Türkiye'nin Zidane'ı oldu. Ve Beşiktaş'ta Mayıs'ta şampiyon oldu. Hı -hı. Yok seni. Ya aldırtmaz ki kendini 7 milyona. Everton'a der ki beni başka bir yere satın abi. Ya da Everton der ki gel seni bir görelim. Sen toparlamışsın kendini der. Yani öyle bir herif ki niye böyle bir zar atıldı? Hani bu sezon bize iyi bir şey yapsın diye zar atıldı. E bu sezon sana yatırım yap o adam iyi bir şey yapsın diye bekle. Yani ben bunlara karşıyım. Hakan Ünal bin bit teşekkür ederiz. Sevgili konuğumuz ve Can Hoca'ya selamlar demiş. Selamlar dost. Selamlar e, Hakan Hoca. Hazan Hoca valla o konuda çok haklısın. Şimdi kiralık adam tutsa dert tutmasa daha dert. Tabii <laughs> canım. Tutmasa çok büyük dert. Patladı sen de. sezonu kaybettin? <laughs> ya tutsa da şöyle bir dert. E tamam. E, bir kere o, e, tut iyi gitti işler bir sezon. İyi. Ama ondan sonra seneye yok adam ya. Seneye bir daha adam arayacağım mesela. Aynen. Yani yerine yeni biri lazım. E, senin zaten verdin 2 milyon. Deli Ali geldi Süper Lig'de 20 tane attı. Dediğin gibi Everton diyecek ki sen bir gel be kardeşim. Sen atmışsın. Hani şimdi şöyle bir şey de diyemezsin. Eee e Kardeşim şampiyon yaptı onun parası yetmez mi? Yetmez. Şampiyonluk parası ne ki artık Türkiye'de? Tabii canım ne. 10 milyon euro falan yani etmiyor. Yani Fenerbahçe ya. bir Kim satıyor. 3 şampiyon olmuş parası alıyor. Yani artık rotayı o tarz adama çevirmen lazım. Ki zaten sistem bu süreçte Emirhan'ı 4,5 Rıdvan'ı 6 milyon falan bunlar çok ucuz paralar ya bu futbolcular için. Yani bu kadar Ve e, gençlerin... Ve ikisinin yerine de İki tane yerli oyuncuyu çok ucuza satıp iki tane yabancı Birkaç senedir top oynamamış adamı Bir seneliğine kiraladın Yani Masuaku ve Dellali'ye verdim parayı da Çok kötü iki hamle yani Çok kötü. O iki açıdan sen... bakarsan çok kötü iki hamle Tabi canım yani baktığın zaman o e, Rıdvan Yılmaz Altyapıdan çıkartmışsın Yerli taş gibi yerli kuralında sana avantaj çok sağlıyor Çok büyük taş avantaj gibi sağlıyor soldadır. Yabancı e stoper sen... alırdın mesela Rıdvan'ın olsaydı e şimdi Alamıyorsun bileceğim... şimdi Emre Can'a e, oynatmak zorunda kalıyorsun bir de Emre Hani aldın yatırım yaptın Emre ama Emre bankoda oynatmak zorunda kalıyorsun. O açıdan evet çok kötü hamles. Yani de bence beklentiyi çok doğru ayarlamak lazım Hasan Hoca. Çünkü Delali e, gelir oynamama ihtimali de yüksek futbolcu. Ya yani ben Delalli... zaten dün chatte şunu dedim. Bak ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş çok iyi olsun isterim. Hep şampiyon olsun isterim. Sen Fener'lisin Fener'e 15 tane atsın isterim içeride dışarıda. Sen de Beşiktaş 15 tane evet, içeri dışarıda atsın istersin takımın. Ama e, çok yükseklerden uçarsak çok mutsuz oluruz. Hani karşımızda 2 iki, 2,5 iki senedir hiç oynamayan, son 3 senesi, 4 senesi de ciddi psikolojik ve fiziksel anlamda yıpranmış bir adam var. Yani 23 yaşından 22 yaşından itibaren düşüşte bir adam bu. Dün düşmedi bu adam. Yani bu adam 4 senedir falan Gravi böyle kayıp, gidiyor. Kayıp. 4 senesi kayıp. Son 2 yani, senesi zaten kayıp. son 12 senesi Arda Kural gibi ama ondan önceki 2 senesi de Arda Turan gibi. Hani son Arda Turan gibi ama son 2 senesi Arda Kural gibi artık. Eşin şimdi böyle bir adam. Hani gelir bu ligde bir şey yapar mı? Vallahi bugün bir İngiliz yazmış. Demiş ki Müslüman memleketine gidiyor belki içkiyi kumara bırakırsa kendine gelir. Doğru yani belki de, biri yazmış işte belki imana gelir du, doğru yolu bulur. Hakikaten belki de imana gelir doğru yolu bulur bilemeyiz yani. Belki gelir bir Sultan Sultanahmet'i görür ezan sesini duyar der ki ulan ağladım yanında gözyaşlarıyla artık yok gece hayatı falan topuma bakacağım der. Yani onu bilemem ama hani sen Beşiktaş yöneticisisin. Böyle bir zar ben bu arada Beşiktaş yöneticilerine tekrar söyleyeyim bunu. Birçok konuda kızmama rağmen bu konuda kızmıyorum. Çünkü zardır atılır dellali. Yani dellali zarı eline gelmişse atarsın. Kızmıyorum onlara. Ama ben o zarı atar mıydım? Ben o zarımı atmazdım. Yani çünkü çok hani e, köşeleri çok fazla olumsuzluk olan bir köşesi belki de bir buçuk köşesi olumlu olan bir zar bu. Hani mesela Pjanić daha az zardı bence. Çünkü Pjanić bir önceki sene bile Barcelona'da az çok top oynadı. Tabii oynayarak geldi yani. Bir Pianic önceki sonra. sene Juventus'ta top oynadı. Yani 4 sene falan kötü değildi Pjanić. Hatta artı olarak Pjanić gelirken motivasyon vardı. Şampiyonlar Ligi grupları var sonuçta. Teixeira te çok te daha az zardı. Çin Ligi'nde oynamış ama işte Şubat'tan feri falan oynamayan bir adamdı. Şimdi... Yani en büyük zar bu. Hani ne Gomez zarı buna benziyor. Ne Abu Bakar zarı buna benziyor. Bu bütün zarların en ağırı. Hani Beşiktaş bu işin altından kalkar mı? İnşallah kalkar. İnşallah iyi çıkar. Bana göre inşallah. Ama vallahi yüzde kaç veriyorsun? Sen bilmiyorum. Ben kendim bugün biraz düşündüm. Yüzde 16 bile vermiyorum. Ben yüzde 15 falan derim yani. Bu, tutar mı ya? Yüzde 15 derim abi. Çok zor. Bu kadar hani kafaca... Abi çalıştığı hocaları düşünsene sen benden daha fazla takip ediyorsun Avrupa'yı. Ulan kimle çalışmadı bu herif? Aynen. Yani bu adam en babalarını gördü. En babalarıyla ya bu yani, adam Azan Hoca 23'ünde 22'sinde 100 milyona ulaştı ya. Tabii, hani mu, hani tarihin Pelek, en iyi çıkış yapan futbolcularından biriydi. Pochettino, e, Mourinho, Rafa Benitez sırayla hocaları aynen. herifin yani. Bir de hepsi de şey e, hani ...milletin kariyerine dokunan da hocalar... ...sağ taktikten ziyade... Mourinho öyle çalışmışsın sen yani... ...hani Mourinho seni köşede oturtursa... ...senin zaten mental sıkıntıların var... ...ki yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir açıklaması olmuştu... ...Delali 26 yaşında şu an... ...iki sezon olması lazım... ...iki sene önce Everton'a ilk transferinde daha doğrusu... ...geçen sene galiba Lampard almıştı... ...yaşlanıyorum gibi hissediyorum demişti Delali... ...hacı Yok, biz ölelim mi o zaman... ...23 yaşında bir açıklaması var... ...diyor ki... ...bu vücutu artık kaldırmıyor benim... ...diyor... <laughs> Yani lan 50 yaşında adam yapar bu açıklamayı yani. Ee, hani de şu yani, açıklamayı Ronaldo de... yapsa desek ya artık vücudum beni kaldırmıyor. Anca Ronaldo, Messi falan yapar yani. Herif 23 yaşında diyor ki bu vücut artık gitmiyor diyor ya. Ya Yok başka vallahi. bir bittik ama hani Beşiktaş'ta çok bittik ayağa kalktı. Bu da kalkar mı? Ya bir ihtimaldir ama bana göre %15'tir yani. Ben biraz daha senden yüksek görüyorum Hasan Hoca. Şimdi çünkü Delali iyi bir giriş yapacaktır. Haliyle yeni transfer, işte yeni umutlar, klasik bir e, yeni yatan gelir Beşiktaş taraftarından çok etkilendim de e, geldim. Top futbol oynamayı çok özledim. Burada kendimi yeniden bulacağımı düşünüyorum tarzında. Açıklamalarla giriş yapar. E haliyle bizim Türk tribünleri duygusal bir şekilde bağrına basar. Zaten Instagram'da falan e, yorum şelalesi olmuştur. Ee, o yüzden iyi bir giriş yapacağını düşünüyorum Delali'nin. Ama Beşiktaş kesinlikle Delali'ye bel bağlamamalı bu sezon. Delali'ye bel bağlamak demek acı seni Vallahi yarı Beşiktaş, yolda satar bu adam. Beşiktaş muhabirleri diyor ki Beşiktaş bir orta saha daha alacak diyor. E o zaman iyi. Yani ha. Yani bir orta saha daha alacaksa bu şu demek. Ya Delali sen oynarsan iyi. Oynamazsan da canın sağ olsun demek yani. Ha Öyle olacaksa ha 2 milyon Deli Ali, e, opsiyonlu iyi iş denir işte o zaman. Çünkü ben e, Deli Ali patlarsa sezonu patlatırım. Aynen Kafasında öyle. Kafasında değil o değil. zaman herhalde. O acıdan iyi. Ya diyorum ben Beşiktaş yönetimine tekrar tekrar söylüyorum yani. Bu zarı atacaktı. Hani Emirhan skandalından sonra Beşiktaş yönetimi ben Sercan ile yayın yaparken de Sercan Dikme'ye çok dedim. Bak dedim bir tane star alır bunlar. Yok dedi benim hiç kulağıma gelmiyor falan dedi. Bak dedim alacağız. Yani benden aldı Sercan Dikme ilk haberi şimdi söylemez ama <laughs> bu belli abi bizar atması lazım bak bu delali tutarsa bu yönetimi tutar çünkü adamlar Aynen. diyecek ki ne oldu öyle diyordunuz böyle diyordunuz star topçu getirdik şampiyon. çünkü tutarsa 5 şampiyon olur bence direkt etki eder %90 direkt oyuna etki ediyor ya delali getiriyorsun Çünkü yani. Beşiktaş'ın orta sahasında şu an şöyle bir durum var ulan biz kimden gol alacağız gol, golü kimden alacağız yani Delali demek zaten 8-10 gol demek. Tabii ki asist de bir o kadar asist demek. Asist de bir o kadar demek. Yani e, tutarsa Beşiktaş yönetimini tutar. Valerian İsmail'de de tutar. E bu zarı atması gerekiyorlar mıydı? Tabii ki gerekiyordu. Yani zar atmaları gerekiyor. Beşiktaş anlamda eee Emirhan'ı kaybetmişsin, Rıdvan'ı kaybetmişsin. E, BJK taraftar ve yönetim arası zaten baz edelenmiş. E, böyle bir forma transferi, isim transferi Ölü de olsa, şimdi, bir şimdi, olsa yapman lazım. Şimdi bak en muhalif adamın bile e, küfürsüz söyleyeyim. E, kalçasında bir yumuşama olur. Şimdi Olur. Şimdi bak bu kadar Ali Koç'a düşman adam var. Ali Koç yarın sabah iyi bir forvet yazın beyler çete. Sörlot mörlot yazmayın ama iyisini Dembele mesela. Dembele diyelim. Musa Dembele diyelim. Musa Dembele İlyon'dan indirdi mesela. Musa Dembele'ye de iyi forvet diyoruz. Anelkaların manelkaların geldiği fenere. Yok mu beyler iyisini yazın ya. Belotti dönüyor chatte mesela. Dünyada forvet kalmamış. İnanılmaz. <laughs> şey, Manchester United çekiyor. Yani Fener'e bunları <laughs> mı iyi topçu diye. Ya Anelka kalibre bir şey söyleyeyim beyler. Icardi. Ama Icardi <gülüyor> de. <laughs> Icardi'nin de eşis gelmesin. Yalnız gelsin gelecekse. Icardi'nin yani. de Ços özel hayatı arızalı hakikaten. Harry Kane abartmayın beyler. Anelka Harry Kane. Mitrovic diyelim fulumdan Mitrovic'i getirdi 25 milyon euro bonservis vermiş yeminleri bozdu Ya en aziz yıldırımcı adam bile der ki ya ulan sana helal olsun der ya Ya Hasan Hoca mavişim editleri döner Tabi ama baba transfer öyle bir şeydir şimdi Ahmet Nurçev ve Ceyhun Kazancı büyük bir baskının altında hakemlere konuşmuyorsunuz kötü kadro planlaması yaptınız Beşiktaş'ta Berkay Vardar Necip Uysal oynuyor yerli işini çözemediniz Adam Delal'i indiriyor mesela Cuma günü. Ya biter yani. O gece biter en azından. O gece rahat uyurlar mesela. Birkaç gece Aynen. rahat uyurlar. Şimdi bu tarz transferler belli geleceği. Emirhan'ın gittiği gün belliydi. Millet bangır bangır tweet de attı Bu işten anlayan adamlar. Bunlar bir tane banko Emirhan'ın parasına bir çıtır çözerler diye. Belli ki gelecek bir tane. Bence mesela Ali Koç'un da hatası o. Batu Şua'yı konuşulurken ben yayında demiştim. Ya kardeşim Batu Şua'yı Fener'de çok da gol atabilir. Geçen sene Beşiktaş'ta 16 gol attı. 16 tane net kaçırdı. Direkten döndü bilmem ne. Fener'de 30 atsa kimse nasıl attın demez. Ama şimdi sen 4 sene Fener'i şampiyon yapamamışsın. Milleti bekletiyorsun. Bir tane öyle bir adam almalısın ki Forvet'e Fener taraftarının dizi titremeli yani. Ulan bu herif nasıl gelir olmalı yani. Bence. Ben ben Azan Hoca 3 aydır bunu söylüyorum. Hani Fener nereye ne transfer yapacaksa yapsın. Fenerbahçe gelmez denilen birisi gelmeli. Kesinlikle saldırma. öyle. Gelmez ya. Oğlum bu olmaz artık denen A bir adam gelmeli. Aynen. Ya bunu indiremezler zaten. Denilen aynen öyle. Adam indirilmeli bir anda. Ulan nasıl oldu diye. Çünkü Azan Hoca ülkede transfer çıkarsın. Esnafın bildiği bir adam almalı Fenerbahçe. Aynen yani öyle mesela, bak güzel söyledin. Esnafın hani bildiği bir adam gelme. Maxi Gomez çok da beğenirim kendisini. E, Selta zamanı falan takip ederdim. Ama şimdi mesela dayım benim e, 45 yaşında adam kim ulan bu Maxi Gomez diyor. Ne de yani abi mesela. normal. Evet, normal he? Suarez indirsen adam diyecek ki vay be Suarez indirdi harbiden Ali Koç. Ki büyük ihtimalle mesela Suarez şu anki piyasa değeri olarak Maxi'nin... Altındadır ama Suarez'dir herif işte. He isimdir. Forma sattıracak bir transferdir. Taraftar Bak arası. Mertens Mertens öyle bir adam He. mesela. 34 Aynen, yaşında evet. Napoli'de sözleşmesi bitmiş. Juventus'a gitmek istemedi Napoliler sövmesin anasına diye. Ulan nereye gitsem nereye gitsem. Orada bir yönetici hemen bir. Ya getirelim seni buraya İstanbul şişke beprakı. Rahat edersin burada taşakları yayarsın. Ümraniye'de 9 tane İstanbul takımı var zaten şehirden çıkmasın, uçağa binmezsin. Oh dedi baba kebap dedi geleyim dedi. Aynen. Mesela Mertens direkt o transfer. Direkt o transfer. Galatasaray'da psikolojik üstünlüğü de alan bir transfer. Ve de Beşiktaş'ta hani Beşiktaş böyle bir transfer sezonu mesela Vegors çok iyi transfer. Ama etkisi söndü. Vegors Temmuz'da geldi. Tabii. Şimdi tam bu süreç lig başlamış. Şu 13. an indirmedin. Şey vermişsin. E, bugün ve Gors yine sesler birazcık olsun kesin. Ama kesinlikle. sen artık o vibe'ı kaybettin. Bir de maç 3-0'dan 3-3 olmuş. E Valerian İsmail eleştiriliyor. Yönetim Ya eleştiriliyor Fener mesela Kiev'e elendi değil mi? Heh. O gece bir tane koç 0-1 diye bir uçak inmeliydi Türkiye'ye. Abi adam <laughs> savaştan gelmiş buraya. Karabeyev'le falan oynuyor. Yani o rezilliği Fener taraftarı yani. Fener taraftarını o sinirle uyutma. Yani öyle birini indir ki Yani git mesela Monaco'dan Alexander Golovin'i al. Yani inat olsun diyor Rus topçu. E, indir. Rus. tezahüratları üzerine. E, Golovini indir mesela. Durduk yere. <laughs> Alakasız. Hiç ihtiyacın yokken. Yani ama bir star al mesela. Yani o gece millet ya bu Fener nasıl kieve elenir makarası yaptırtma. Az önce o gece arkadaşımla konuşuyorum. Aziz dedik ya Aziz Yıldırım dönemi dedik. Böyle bir şey olduğunu dedik. Ertesi güne iki tane dedik. Büyük abi, Baba Santak. Ya Aziz dedi. Yıldırım. Son, son maçta şampiyonluk verdikçe star aldı zaten. Tümer'i <laughs> öyle aldı. Mehmet Topuz'u öyle aldı. Hani <laughs> bunların hiçbiri biz... Fener'e gelmezdi. Fenerbahçe şampiyon ligi olsaydı. Eğlendik. Raul Meireles indirdik ya. Meireles biz az önce şampiyonlar ligi kaldırdı ya. Öyle delirmiş bir adamdı. Fenerbahçe ne yaptı? Kiev'e eğlendi. Ertesi gün iki tane stoper indirdi. Ali Koç'un kafa biraz ters çalışıyor. Yani ya Ali Ko indiriyor. çok düşünüyor abi bak. Ali Koç'luk en büyük sorun ne mi? Overthinking dedikleri yabancıların. yani bu kadar düşünme baba. Forvet yönetim kurulunu topluyor musun? Ya de ki ya hemen dışarıdan kapıdaki güvenliği çağır de, de ki kızım bana güvenliği yolla de Koç Holding'in kapıda duran güvenlik. Çıkar yukarıdaki <laughs> resimlerinin hepsini as. Hangisini tanıyorsun de. Abi bunu tanıyorum ya. Bu Barcelona'da oynamıştı. Tamam lan bunu alıyoruz de ya. Bu kadar düşünme ya. <laughs> çok düşünüyor ya çok, çok düşünüyor o... baba onu alsak nasıl olur bunu alsak nasıl olur ya ha. çağır aşağıdan adamı bunu alalım mı De aldı ya <laughs> oğlu Kerim Rahmi Koç bizim saflarımızdadır Kerim Rahmi Koç çıkmış demiş ki baba demiş Suarez'i al Suarez'i al adam diyor ki bundan sitem ediyorum diyor ya oğlum her gün diyor darlıyor Kerim Rahmi Koç bekliyoruz başkanımız Kerim Rahmi Koç ne zaman olacak diye biz de attı yani adam diyor ki Suarez diyor yaşlı diyor yalnız kadar... eğer ...grafik böyle ilerliyorsa ailede... ...hani Rahmi Koç'tan Ali Koç'a bu kadar düşüş oluyorsa... <laughs> ...Ali Koç'tan... ...Kerim Rahmi Koç'a... ...hani... <laughs> ...Fenerbahçe'yi hiç iyi günler beklemiyor olabilir. Ya bir de Hasan Hoca... ...Kerim Rahmi Koç kendi fedakarlık yapar... ...biliyor musun? Der ki baba der... ...ben bu yaz Los Angeles'a gitmeyeyim der... Ee, ...sen Suarez indir baba. Ya bize. baba der. benim Lambo'yu az koy... ...Fener'e bir tane top al der yani. <laughs> hani benim Ferrari'yi... ...ben otuzlarda alırım... Sen bana Fener'e bir tane topçu al der. Peki Aynen. nasıl buluyorsun Fener'i? Makarası mı yaptık? Sence bir tane forvet mi kaldı? Eksi. Yok Hasan Hoca. Ee, ve kötü olan şu. Fenerbahçe yönetimi gerçekten bir forvet kaldı sanıyor eksikte. <laughs> ama sadece bir forvet kalmadı. Bizim çok net bir kanada ihtiyacımız var. Ee, kanat yani, oynatmıyor ama ki adam. kulüp. Yani güvenliğin bile kulağından geçmiyor bu söz yani kanat dese Ali Koç kafaları balataları falan yakabilir Çünkü kanat e, asla de... almaz buruma muruma aldı Emre Mor aldı buruma aldı Emre Mor aldı Rossisi var Rossisi var yani yarın masada otursak Ali Koç'a Ali Başkanım ya bize bir tane valla bak hani derim bak Beşiktaş'ta Gezal var götürüyor Galatasaray'ın kanatları var bu ligde derim mesela Süper Lig'de Feguliler şampiyon yapıyor kanatlar çok önemli ya bizde 5 tane var der bize. Var ama doğru söylüyor. Var ama o 5 tanesi bir tane e, Sen beğenmiyorsun kanatları. kart yapmıyor. Hasan Hoca hepsi dakikası gelir. Zamanı gelir, skor verebilir ama bir tane gözümüz kapalı skor yapacak kanadımız yok. Gözü kapalı hani benim benim gezalım yok mesela. Bana maç kilitlendiği zaman kenardan böyle iki e, top çekip arka direk ortası yapacak. Fener Feguli'ye falan yapacak. sulanamaz mı ya? Bir senelik kontrat 1 artı 1. Ha, mesela onu konuşuyoruz biz yayınlarda, Fenerbahçe'ye şey kaşar kanat lazım kaba tabirle. Yani 21-22 yaşında Wonderkid falandan ziyade bir sene alalım gerekirse verim. Çünkü çok yatırım yapıldı. Şimdi Jesus getirildi, hocanın tüm istediği transferler yapılıyor. Gustavo Enike'ler bile bize e, mal olmak zorunda kaldı yani. Şu sezonun ceremesini çok çekeceğiz. Bari bu kadar yatırım yapmışken soru işaretsiz girmek lazım soruna. Bak çete Sezon... yazmışlar doğru, Vali Boyana gibi bir adam. Ha, bak Va Valbuena yaz. Biraz Vakayeme. Ya Vakayeme isim olarak değil ama. Vakayeme de olur bak o da free. O da free. Ha, Vakayeme'nin Soul City'den çok saçma sapan istekleri varmış. O galiba artık ben paramı vurayım kafasında galiba da. Ee, ama o tarz biri işte Hasan Hoca anladın değil mi beni? Hani biri alacak da bizi bir götürecek çıkartacak. Ama senin içinde. hocan da kanatlı oynamıyor ki. Garip bir şey oynuyor. 4-1-3-3 tane ofansif orta saha 2 forvet gibi oynuyor. Yani kanada oynatmaz ki o adam. Ho hocanın da evet biraz hoca da istiyor gibi değil. Çünkü Lincoln aldı mesela oraya. Lincoln'u oynatıyor. Yani biraz orta sahaya kaysın diyor. Ben öyle adam pek sevmem bu arada. Lincoln'u falan beğenirim. Çok teknik de. Hani hem orta saha hem kana. Ya çok pozisyonlu adam sevmem. Kaan Ayhan ismi çıktı. Fener'e, Beşiktaş'a, Galatasaray'a. Abi sağ bek. Ön libero'da biraz oynuyorum. Sağ bekte biraz oynuyorum. Sağ stoper'de biraz. Abi sen nerede tam oynuyorsun? Onu söyle de yani bize. Her mevkide biraz. Ben ondan ziyade işte Jesus'un oynattığı sistemde de biraz öyle oynatıyor. Benim kanadım hem orta sahadan merkezleşsin hem e, kanatta da eksilsin falan. E, bu kanatlarla birazcık e, sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum ben sezon içerisinde. E, hoca herhalde bir santrıfurla işi yürütürüm kafasında. E, bir ihtimal belki Ferdi'yi önünde kullanırsa e, olabilir diye düşünüyorum. Hani Alioski geldi çünkü beke. Ferdi'yi öne atar. Belki Ferdi işte o da soru işareti kanadım olmuyor benim sonuçta. Emre Mor mesela bak chati şimdi okuyorum. Emre Mor patlama yapacak. Ya yapabilir zaten. Ama biz hep böyle yapacak yaparsa. <laughs> böyle bir kafa çıkıyor. yapısıyla asla sezona başlamayın beyler. Patlama yapacak kafası yanlış bir kafadır. Heh. Yaparsa mutlu olun ama yapacak diye sezona girilmez. Şahsi fikrim. Bir de 9 sene şampiyon olamamış bir takım. Yani e, Emre Mor mentalini verirse başka biri şunu yaparsa falan e, Emre Mor sezona çok iyi girdi ama e, şart tipinden ziyade Fener'e ulan harbiden ben aldım Gezalı bu sene 15 tane bana skor katkısı aldım koydum cebime böyle bir adam ama bence Fener'in ihtiyacı var e, 9 yıl oldu çünkü az değil biz de kuduruyoruz yani Fener Ümrani'ye 3-3 berabere kaldık Berat Albayrak gibi çeti sakinleştirmeye çalışıyorum. Daha ilk maç ya diyorum. 75. dakika, 80. dakika tribünde hanımefendi kızcağız ağlıyor ya. İlk maç ya. Kafayı mı yediniz Ama ya? psikoloji öyle abi. Dün, dün geçen sene şu an hani 8 sene çok ciddi bir süredir. Fener'in bak Fener'in son şampiyonluğunda doğan çocuk 3'e gidiyor. <laughs> Benim kardeşim var 7 yaşında Yiğit diyor ki abi diyor e, bizim 28 tane şampiyonluğumuz varmış diyor. Doğru mu diyor. <laughs> o çocuğa çok üzülürüm ya. Ama dedi ben dedi hiç görmedim ne ara aldık biz dedi bunları. Dedim e, biz her sene oluyoruz abicim dedim boşver. Dedim seneye dedim 35 olur bir anda e, bizim şampiyonluklar. E, ee, dedim öyle söyle ne en çok şampiyonluk bizde de, dedim. Boş ver siz en iyi oyuna Bir de şimdi şöyle mesela Fenerbahçe adam Fenerbahçeli üniversite tercih yapıyor. İstanbul seçti. Fener'imin de maçlarına gideyim dedi. Tıp okuyor mesela herif. Adam şu an uzman hekim hala şampiyonluk görmedi. hani tercih dönemi yaparken yazdı. Atandı şark hizmeti başladı adamın hala şampiyonluk görmedi. İşte bu baskı çok zor ha Hasan Hoca. Bu baskı çok... E bu baskı bu arada taraftar ne dedi? Yönetimi de çok baskı altına alıyor. E, tabii. Ali Koç Abi zaten sistemi... hele ki mesela Ali Koç dedik ya olmadı. Her şeyi denedim olmadı dedi ya. Olmadı dedi ya. <laughs> ben gidiyorum <laughs> bu dedi. Bu sene sonu öyle der olmazsa bu Hayır, arada. Ben Daha gidiyorum dedi. Ya. Ben yapamadım dedi. Aklarınızı helal edin ya da etmeyin dedi. Ben ediyorum dedi. Gitti. Abi yeni gelen adamın aldığı tabloya bak 9 sene sıfır şampiyonluk <laughs> ve Türkiye'nin en güçlü denen adamı Aziz Yıldırım yapamamış. En zengin ailenin oğlu Ali Koç yapamamış. Ve şimdi top sende. Ya. Yani yeni gelen adamın arkadaşlar. işi inanılmaz zor. Yani yeni gelen adam inanılmaz sevimli sakin düzgün konuşan falan böyle hani tamam sağlık olsun halledeceğiz çocuklar kafasında bir adam olması lazım ki Hani olur. Bu sene olamazsak seni oluruz. Canımız sağ olsun falan kafası anca yani öbür türlü yırtıcı bir kafa yapısı. Milleti artık köprüden atlamaya sürüklersin ya. Tabii canım ya. ya. Yeni gelen adam şunu demeli. Hedefimiz şampiyonluk değil. Olursa çok güzel olur. Çok güzel olur. Çok güzel kutlamalar yapacağız. Bütün Amerikalı sanatçıları getireceğim. <laughs> bütün k-popçuları getireceğim Acayip bir etkinlik yapacağım Ama olamazsak da Canımız sağ olsun falan diye gelmeli gelen adam Hasan Hoca Fener, Fener yeni gelecek başkan dese ki e, Olamazsak şampiyonluk hedefimiz değil Olamazsak canımız sağ olsun Dese o gün olağanüstü kongre kararı Alınır şu anda kulüp o psikolojik Durumda Ama Yani abi bu Kafayla hiç olamaz işte sarmala diyor, Biz hani e, Kasım'da olalım şampiyon yani Kasım'da ya biz de Mayıs bekleyemeyiz ya. Sen, Kim Mayıs'a kadar sabredecek? Sen bu ihtimali mi daha yakın görüyorsun yoksa Mayıs'ta Cesus'un şampiyon olduğu ihtimali mi daha yüksek görüyorsun? Türkiye Süper Lig'de bu sezon. Hasan Hoca ben e, bu sezon özelinde şimdi Fenerbahçe bir kere Cesus'u kovmaması lazım. Buna güveniyorum. <laughs> çünkü... Oğlum niye kovsun Cesus'u durduk yere şimdi o kafalara Aa, mı girdiniz? Hazan Hoca biz 3-3 Ümraniye bitti. Slovaçko deplasman olmadı. Harbi diyorum bak Jesus'u iki maç daha kötü giderse yeriz. Tweetlerini okumaya başladım. Ulan dedim 3 ay bu adamı bekledik. Ama şimdi e, yani Jesus'u Ali Koç zaten kovamaz. Klasik Fener'de bir hoca kovulma durumu var. Geçen sezon Hasan Hoca 7. hafta Fener lider. Vardır bir bildiği Vitor Pereira. 15. hafta Vitor Pereira kovuldu Fenerbahçe'de. Aradan geçen bir buçuk ay. E, ee, Ali Koç'un da böyle bir kültürü oluştu. Benim Beşiktaş'a Beşiktaş en çok istediğim hoca. Vitor Hoca mı? Benim şu an bir numaram o. Ben de Manchester United'da e istiyorum Vitor Hoca'yı bir an önce. E... <laughs> oraya transfer yaptırsın diye. O tarz bir yere gitmemeli bence. Ee, bu Abi arada İngiliz, Beşiktaş'ta... medyası, İngiliz medyası en ağır medya. Vitor'un ağzı dili hiç durmuyor. Hani Türkiye'de yine bir şekilde idare edebilir de İngiltere'de falan öyle bir ham yaparlar ki Vitor'u. Vitor sabaha göremez ya. Hasan Hoca, mantalite olarak yarışan mantalite ya. Şampiyonluk mantalitesine çok yakın bir Yok abi Vitor ya ben şampiyonluğunda da çok değilim de. Bir, e, hakikaten iyi top oynatacağına inanıyorum. İki, ulan herif nereden buluyorsa buluyor. İyi topçu buluyor. Yani satarız matarız belki batmayız ya. Yani... Heh. Hani ben o herife güvenirim ya. Yani. Beşiktaş'ın mesela beş senelik anahtarını Vitor Pereira'ya veririm ben. Abi derim 5 senede bir tane ol. iki tane de yarış. iki senede batır. Ama <laughs> beş sene boyunca da bana hani toplam girdisiyle çıktısıyla artı 100 milyon yaz. Net bırakır. Helalleşelim derim ya beş sene sonunda derim. Net bırakır bu arada. Bir kim çekti adam 20 milyona gitti. Abi kres boyu buluyor herif. Zayt'sı tuttu. Zayt'sı bundan olur diyor. Kimsenin tutmadığı Zayt'sı'dan olur diyor. Abi ben beğeniyorum evet. ya. Ben hakikaten Beşiktaş'ın 5 beş sene anahtarına bırakırım ya. O sayı Samuel. Yani... Ferdi'yi de bu arada. Ferdi'yi Ferdi... Ferdi. Bek ya dokunmadığı adam yok. Tam kafamdaki Beşiktaş hocası biliyor musun? De... Her sene olur mu? Olamaz. Olamaz. Çünkü Aynen. Nisan gibi falan bir götü başı dağıtıyor ama Nisan'a beni bir heyecanlı sokar mı? 5 sezonda ha, sokar. 5 sezonda Geriz zokar bu. beni. Bir de Hasan Hoca gelmeyenler de felaket topçular. Bir Morita istedi şeye gitti. Morita Lisbon'a gitti. Öztakü istedi Porto yaptı. Bir de 3'er 5'er milyonluk topçu buluyor. Tam bizlik topçu buluyor yani. Tabii ya, ma çok Türkiye Ligi'nin şey bir adam. <laughs> evet ama Vitor Vitor Hoca'nın da şöyle e, mantalitesi o yüzden yarıştırır diye biliyorum. Hani Vitor Hoca da biraz Valerian İsmail tarzı, hani e, rakibe göre plan yapalım e, tarzında Hoca Vitor Hoca da ondan bir tık yana bir e, yandan çekiniyordum. Ben geçen sene de Vitor Hoca varken yarışırız herhalde diyordum. E, yarışalım. En sonu zaten bu ülkede psikolojik, psikolojik yönler belirliyor. Ama bizi bir Nisan'a getirsin diyordum. Dayanamadık Kasım'da kovduk. Ee, ya şey. çalışması da zor bir adam. Hani kovan adama da çok kızmam. Çünkü açıklamaları bir tuhaf, hareketleri bir tuhaf. Ama hani bir başkan olsam onun on azının yazını çeker miydim? Ya çekerdim. Herif bir para kazandırıyor, bir değer katıyor. Oyuncuyu geliştiriyor. Kulübüyle çok içli dış şey, yani kulübüyle kendini çok içselleştiriyor. Yani onun ona şeyini çeker miydim o hallerini çekerdim gibi geliyor yani. Bir 4 sene 5 sene bırakırdım adama yani. Mesela bak bu gittiği Korintiyans'ta da milletin anlattığına göre ya çok acayip işler yapıyor o kadro kalitesine göre. Ya var adam da iyi hoca adam ya yani belli adamın iyi hoca oldu. Tabii Porto'da şampiyon olmuş, Oli'de şampiyon olmuş yani e, millet küçümsüyor böyle de adam işte oluyor. orada Jorge Jesus'tan şampiyonluk almıştı yani e, o sezon e, ama zaten Vitor Pereira'yı da e, Hasan Hoca Rıdvanlar e, medya yedi yani Vitor Pereira'yı da zaten. İşte o medya şeyleri çok kötü. Yani orada o ilişkileri kendi de kötü tutuyor. Yani ilişki işinde hiç yok. Mesela Corinthians'da iki gün önce demiş ki niye kovulmaktan korkayım ki bankada bir sürü param var demiş. Yani şimdi dememen lazım. Hani taraftara falan olumsuz yansır. O tarz şeyleri hiç umursamıyor. Söylüyor yani. Evet ki yaptığı açıklamalar basit değil yani. Türkiye Ligi'nde de çok ağır Gelir yani Tabii bizim duygusal insanlara özellikle. Ya İşare işte o medya yönetimini ayarlayamıyor. Bir ona mesela Beşiktaş'ta çalıştıracaksak onu onun yanına bir tane böyle bir e, şekerli bir Türk bulurum yani. yani medya danışmanı olacak. Yani bir tane medya danışmanı tarzı ya öyle demedi hocamız tercüme hatası olmuş. Şöyle dedi aslında gibi bir adam bulurum yani oraya. Yani bazı soruları çevirmeyecek ona. Ya, yok ya, ya oradan kaç göz var. yaparsın tercümanı öyle evet. deme diye. Hani başka türlü hall olacak bir adam değil. Evet, evet ama Vitor Net hani 5 senede 100 milyon az bile Vitor 100 milyon kar çok net bıraktıracak hoca ya. 100 yani. Milyon yani, milyon var var ya yani 100 milyon dediğin para var ya 100 milyon dediğim para şu an Beşiktaş 100 milyon euro 5 beş senede Beşiktaş'ın borcunun üçte biri falan olur. Hani o kadar Tabii önemli mi? bir şey ki artık bu satabilen hani topçuyu bulabilen adam topçuyu geliştirebilen adam o kadar önemli ki ve artık Türk kulüplerinin hedefi şu olmalı bana kalırsa radikal bir karar ama bu karar alınmalı. Kardeşim şampiyon olunca bir şey olmuyor burada. Ben geliştirip satmalıyım. Sürekli rekabetin içinde kalmalıyım. Hafta sonu sahamda maç izlemeye gelen insanlara güzel bir top izletmeliyim. Aynen. Dördüncü hedef şampiyonluk olabilir. O da hani ilk üçünü yapıyorsam dördüncü de olsun. Ama önce ilk üçü olsun. Çünkü bu yani bu dümenler dönmez. Ben artık geliştirici kulüp olayım. Ben artık satan kulüp olayım. Bence bütün kulüplerin mantalitesi buraya dönmeli. Hasan Hoca mesela 100 milyon diyoruz. 15 tane şampiyonluk yapıyor şu anki parada ya. 15 Azla yapıyor. 15 tane. Çok şampiyonluk geliri çok az ya. 6, 6 milyon civarı okumuştum sanki. 90 milyon yapar. Yani 3 tane Kim Minjek ee, senin 10 tane şampiyonluğun demek baktığın zaman da. Bütün maçları kazanıp şampiyon olursan 6 milyon euro falan da şampiyonluğun e, brüt hani, geliri bildiğim kadarıyla o kadar bir para değil yani. 1.8 milyon euro falan gibi bir şey Berke yazıyor. 1.8 <laughs> Delaliye'ye daha çok veriyorsun. Delaliye'ye <laughs> daha çok veriyorsun. Abi işte o yüzden dedim ya artık hani Vitor gibi bir adam bulacaksın Sırtına yapışacaksın diyeceksin ki Hoca 5 sene beraberiz Sen bul Parmağınla göster Ha, Bazı hoca vardır Bu transfer işlerinden Kendine yarar sağlar Ya da kötü adam çakar sana O, o adama da O adama da e, Yol vereceksin Hocam diyeceksin anlaşamadık Biz der diyeceksin Daha böyle farklı birine bakıyoruz daha geliştirici bir adama bakıyoruz. Daha bulucu bir adama bakıyoruz. Yani bir de adam bazen bazı hoca vardır. 15 dakika izler topçuyu bilir yani. Bu da iyi. Ben bunu yaparım. Yani O gözü yüksek bir adam alacaksın. Yani Türk kulüpleri bundan sonra yarı scout alacak. Yarı antrenör alacak. Teknik direktör almayacak Türk kulüpleri artık. Antren bir antrenmanda geliştirecek beni. İki, bakacak ve ne olduğunu anlayacak adam. Yani iki özelliği bence ön plana çıkarmalı. Hı hı. Zaten hocam e, şimdi Vitor Pereira'nın hani Kim Min-Jae Crespo'dan ziyade eldekileri kullandığına zaten bakmak lazım. Yani az önce verdik örnekleri. Fener'de böyle bir sürü var. Ferdi bek yaptı, Osay bek yaptı. Efendim Zaysi ya Zayısı biz her sezon kira alıyorduk ya. Zaysi'nin yüzüne bakılmıyordu Fenerbahçe'de. Hayır kalsın dedi Zaysi. Tisserand Ulan ne zaman elden çıkartırız dediğimiz adamı aldı sağ stoperde kullandı. Para kazandıracak şimdi. Ee, Vitor Vitor'un bir de böyle gelişim oyuncuların bir de kalsın dur bir bakalım. Benim oyunumda kurgumda illaki yer bulur tarzı e, düşüncesi zaten Fener'i geçen sene ya Ferdi olsa şu an Fener'de sağ bek back, sol bekse Vitor sayesinde. Bu çok net yani. Eee Jesus'la alakalı da Hasan Hoca e, Jesus'tan yana e, şöyle mantalitesinin Oynatmaya çalıştığı oyun felsefesi, anlayışının Süper Lig'e çok uygun olduğunu düşünüyorum. Yani Sergen Yalçın'ın şampiyon olduğu dönemdeki gibi. Ee, efendime söyleyeyim Fatih Terim'in yıllarca aynı oyun anlayışıyla domine ettiği gibi. Ee, hani biraz daha baskılı. Zaten Anadolu takımları bize karşı kapanıyor. Ee, biz biraz önde basalım, hücumcularımıza atalım. Efendime söyleyeyim orada kalabalık oldukça bizi zaten e, yenemezler. Mantalitesinin Süper Ligi çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden zaten ben Jesus'u da istemiştim. E, çünkü Fenerbahçe'de artık sabır kalmadı. Bu çok büyük baskı e, yaratıyor camiada. Jesus birçok e, baskıyla da çalışmış bir adam. E, bizi böyle Nisan'a kadar yarışta tuttuğu sürece hani Nisan'a kadar 5 puan 7 puan öndeyiz veya gerideyiz fark etmez. Son bir aya e, Fener kafada girdiği sürece ee, o son şampiyonluk şansını bu sezon, bu sezon özelinde e, yüksek görüyorum. Biraz da rakiplerden dolayı ben öyle görüyorum. Hani Beşiktaş olsun, Galatasaray olsun e, çok onlar da parlak değil. E, ya yani Üç takımı birbirinden karşılaştırınca hani Fener'i sanki bir tık daha e, önde bu sezon görüyor gibiyim. Ama ya bu işler e, şimdi Jesus yarın iki tane maç kaybetse Fener taraftarı der ki hadi abi Eee Hoca çok sevdik seni Büyük İskender dedik. Sen hadi tekrar Katar'a mı gidiyorsun? Flamengo'na mı gidiyorsun? Al Gustavo gidin git de diyebilir. Ya işte o ee... işler tehlikeli işler. Onu diyorum ben sana. <laughs> ee... Ama iyi ihtimal yani iyi senaryoda da ulan herif hepimize ee tük, yalat, tükürdüğümüzü yalattı dedirtir. Dedirtir ya Jesus. Dedirtir. Valla e, diyorum ya Hasan Hoca bu sezon özünde Beşiktaş ve Galatasaray'ı da çok çok e, iyi. Yani Beşiktaş'ın Valerian İsmail çok tuttuğum hoca değil benim. E, yani sen ne düşünürsün bilmiyorum ama e, ben, İsmail. Ben de yok Ya yokuz abi. Valerian İsmail saflarında biz yokuz yani. Ben geçen Beşiktaş 3-0'dan 3-3'e ya geldi. Yayında diyorum ki abi gidin hakem yüzünden oldu falan filan algı yapalım mı da hocayı tutsunlar ya. Yani hoca Valerian İsmail'i 10 hafta kalsın Beşiktaş'ta bir Fenerbahçe'li olarak istiyorum. Galatasaray desek Mertens, Torreira oldu. Çok büyük beklenti oldu. Okan Buruk bunun altından kalkabilir mi? O da kolay değil. Oyun olarak da çok artı hazırlık maçlarından beri başlamadılar. İşin bir Fener tarafı bizde bizde çok sallanan bir camiayız. Yani Dinamo Kiev maçında kaybediyoruz, yangın oluyor. Ümraniye 3-3 kaybediyoruz, şampiyonluğa havlu attık deniliyor. Dün Kazımpaşa'ya 6 tane atıyorsun pazartesi günü. O şampiyon fener olduk. Biz bu ligin anasını ağlatırız, anasını belliriz. Ya Hacı ikinci hafta bir dur be. Bir dur yani. Ama sizde o heyecan var ya. O hani ilk hafta öldük, ikinci hafta çıktık. Şimdi Adana Demir geliyor, Onyekuru, Belanda. Belanda hiç yenilmemiş Fener'e zaten. Belanda'nın Belan... kariyerinde öyle bir şey var yani Jorge Jesus'un gördüğü rüyalar Belhanda e, önümüzdeki hafta sonu hiç yenilmemiş e şimdi mesela Adana Demir Fener'den puan aldı çok mu abuk yok hiç çok abuk sabuk bir şey değil biter mesela moral olarak ulan bu niye böyle oldu dünya başımıza yıkıldı falanı çaktınız bir forvet indiremediniz Ali Koç istifa et ertesi hafta gider Fener deplasmanda 4 atar ya bu sene olduk bitti bu iş <laughs> zaten Beşiktaş çok eziliyor Galatasaray tökezliyor. Biz de bu sene yanmayın rakipler. Yani böyle bir heyecanlı bir şeyiniz var. Bence işte buralarda frene basabilmek çok önemli ama Fenerbahçelilerin finere basamamasını anlıyorum. Şuradan dolayı anlıyorum. Çünkü uzun süreli bir stres var. Yani uzun süreli bir <laughs> yani böyle bir e hadi artık olsun bir şeyler gerginliği var. O gerginlik büyük camialarda bir de bu kadar sosyal medyanın falan ilerlediği insanların sürekli birbirini daha da gerdiği daha da böyle e, zorladığı yerlerde o gerginlik zarar verir. Yani zarar vermemesi için tık sakin olmak çok önemli ama sakin olmak için de işte bir şeyleri artık göstermen kazanman lazım yani o yüzden Fenerbahçe'de sürekli çarklar böyle birbiriyle çarpıyor sürekli birbiriyle yani öyle olması lazım ama öyle olması için şu, şöyle davranmanız lazım ama böyle davranmanız için de böyle olması lazım yani sürekli iş böyle dönüyor yani şampiyon olmamız için psikolojiyi düzeltmemiz lazım ama psikolojiyi düzeltmemiz için şampiyon olmamız lazım. Böyle bir kısır döngü içerisinde gidiyor. Bir de biz geçmişten çok e, olay getiriyoruz Hasan Hoca. Mesela şimdi Fener kaybetsin. E, şöyle bir başlangıç olacak cümlede. Ta işte Kiev'e de eğlendik. Zaten transferler kötüydü. E, i̇şte sezon başında bir çekirdek vardı onu bozduk. Yani hacı zaten bozduk işte onu da. Yani oraları bir o defteri bir kapatmak lazım yani. O transferler yapıldı yani şu an sabaha kadar sövsay ee, olan oldu artık bir biraz önüne bakması lazım Fenerbahçe'nin taraftarın da. Ne zaman maç kaybetsek geçmişten ulan şunlar da olmuştu onları da yapmamıştık zaten. Ya hayır abi bir tane maç kaybettin de yani. Öyle birazcık olayları basitleştirmek lazım Fenerbahçe'de ama bunu yapacak bir başkana sahip değiliz. Çünkü başkan da bizim panik bir adam. O en Şimdi panik da... en paniğiniz o zaten. <laughs> ama yani mesela hocam. hızlı davranması gereken yerde hızlı değil panik olmaması gereken konuda mutlaka panik <laughs> mesela bu Forvet işi yani üç aydır falan düşünüyor kimi alsam diye yani beyaz futbola çıktı Rasime salladı o gün de düşünüyordu kimi alsam Forvet'i yani o akşam da Forvet düşünüyordu o gün de Forvet'i kimi getiriyorsun diye sordular Haziran'da da sordular. Aynen. Temmuz'da da sordular. Ağustos'ta da yine... Ya abicim artık A, A olsun da ya. Parmağından A bu de ya. Ya mesela Sörlot. Mayıs'tan beri Mayıs'ta da o, o programda da Sörlot'u konuştu. Ben dedi Sörlot Suarez arasında kalsam Sörlot'u seçerim Değil. dedi. Aynen. E daha e Getir hani abi o zaman. 3 ay ya artık 3 ay 4 ay artık bir yerde A de baba. B de yanlış şunu anlayamıyor. Geç yapılan tercih, yani ne kadar geç yaparsam yapayım doğruyu bulduysam iyidir. Hayır abi, bir kere doğruyu bulma ihtimalin yanlışı bulma ihtimalin kadar var en az ve düşündüğün sürenin bu kararını doğruya çevirme arasında bir doğru orantı asla yok. Bir an evvel karar versen. Mesela Mayıs'ın 5'inde Forvet'e karar versen. Fenerbahçe ön elemeleri o Forvet'le oynasa. E, ligin ilk maçlarında o Forvet'le çıksa. Ha, kararın yanlışsa bile. Yanına bir ya Serdar oynar mı diye hocan düşünebilir. Bir tane gider yerli bulur alırsın. Bir tane ucuz bir kiralama kontrat bir şeye girersin. Ama şimdi Fenerbahçe öyle bir zamanda Forvet alacak ki mesela. Eee... Ahmet'i aldık tamam budur. İyi kötü bu. Kötüyse bitti. Geçmiş olsun. Aynen öyle. Yani bu kadar Ağustos'un sonunu bekleme babacım ya bu Mayıs'tan beri sana soruluyor yani o kadar hata yapıyor ki bu düşünme sürelerinde mesela hoca işlerinde de yaptı bunu. Tabi canım. Geçen Tabii. sene. Ya bir yersa mı yersa deme bir. İkincisi dedin mi bir yersa mı yersa? Çıkarsın dersin ki ya bu kurda bir yersa mı yersa olmuyor. Düşündü, düşündü, öyle yaptı, böyle yaptı. Yerliyle görüştü, yabancıyla görüştü. Emre'ye tam bir şey diyemedi. Herkes rezil kepazetti, herkes bekledi, bekledi. Sonunda dedi ki, "Ya Vitor Pereira da dedi, çok iyi adammış ya." dedi. 3 <laughs> sayfa <gülüyor> açıklama <gülüyor> yaptı resmi sayfadan. O 2.30 puan ortalaması. Hayır, olası, o tamam. o açıklama ne biliyor musun? Ya biz yanlış bir karar verdik de size göre de yanlış biliyoruz. <laughs> Ama bak, o kadar da yanlış değil. Hani Yapma baba böyle bir yani hocana bunu yapma yani. Getirdiğin adama açıklama, bunu yapma. O açıklama şey Hasan Hoca. Vitor Pereira'nın iyi hoca olduğuna kendilerini ikna etmeye çalışıyorlar. Yani orada Emre Tabii Belezoğlu ki. için Emre Belezoğlu'nu ya şimdi Emre Belezoğlu'na yollara ayırıyorsun. Yollara ayırırken diyorsun ki ama Emre Belezoğlu çok iyi hoca olacak. Ya bir de Ali Başkan'ın öyle bir özelliği var. Hani giden adam Ali Ali Koç için müthiş bir adam, ayrılan adam. Vitor'u kovuyorsun, İki ay sonra basın toplantısı diyorsun ki Vitor da çok iyi hocaydı be. Şunları getirdi bize. Abi sen kovdun. Emre kovdun. Yani yolları ayırdığını açıkladın basın toplantısı diyorsun ki Emre de müthiş teknik direktör. Yani ama biraz zamanı var. Ya abi kovma da o zaman. Yani mesela e, orada biz Vitor Pereira'yı 4 Temmuz'da getirmişiz ya. Millet Temmuz'da kampa adam yetiştiriyor. Biz hoca getiriyoruz. Ondan sonra o sezondan şampiyonluk bekliyoruz. Bir de işte, öyle bir özelliği var. Her sezon bu sezon ligin rengi sarı lacivert olacak. Abi verme bu baskıyı da insanlara. Verme yani. Adam mesela ilk maçtan sonra Ali Koç'un şöyle bir açıklaması oldu. Ümraniye 3-3 bitmiş. Diyor ki, "Panik yapmayın." Yani panik kelimesi. Sen demek ki yapmışsın başkan. <laughs> Tabii yani. de mi o içeride panik zaten. Öyle çıkıyor dışarı. Ha panik yapmayın. ya, ya zaten çok mantıksız. Neden panik kelimesi geçsin cümlenin içerisinde? Hayır niye zaten panik yap yap yapılsın <laughs> zaten? Daha ilk hafta yani puan alırsın, puan verirsin ki 3-3 bir maç yani Oraya ya. da gidebilir, buraya da gidebilir bir maç. Niye panik yapsınlar? Ama ya yani, kendi çünkü panik işte. işte. Ya evet işte. Çünkü kendi yapmış çünkü. Çünkü Ali Koç başkan şöyle düşünüyor Hasan Hoca diyor ki ulan 3-3 kaybet, berabere kaldık. Ulan İsmail Hoca'yla da iyi gidiyorduk. Yanlış mı yaptık acaba? Kendi düşünüyor bunları. Kendi düşününce panik oluyor. Ali Başkan'ın en büyük en kötü özelliği çok düşünmesi. Harbiden overthinking bayağı overthinking ee... işi çok zorluyor onu. Onu çok yoruyor yani. Yoruyor adamı e, adam düşündükçe kararı gecikiyor. Bir de şöyle bir özelliği var. Kararın geciktirdiğini de kabul etmiyor. Diyor ki yo biz geç kalmadık. Hani soruyorlar yo biz geç kaldık hocam. Şey kere yapacağız. zaten bence en kötü özelliği thinking'ten önce Aziz Yıldırım kadar bile demokrat bir adam değil. Kesinlikle bu arada. Yani yönetim kurulunda ya hayır kardeşim yani yanlış yapıyorsun şu an Ali Bey diyebilecek Herkesi temizledi Fenerbahçe'nin içinden. Medyaya bakıyorum Fenerbahçe medyasına. Ali Koç'a ya bu yanlış oldu bu iş. Yani bu Joshua King falan ne alaka? Emre Mor ne alaka? Tutabilir ama yani Emre Mor'a Fener'in ne ihtiyacı var? Ardası var, İrfan'ı var, Mert Hakan'ı var. Rossi'si var, Pelkas'ı var. Ne alaka bu Lincoln, Ross şey, ee, Buruma, Emre Mor, Joshua King? Bu dördüne ne ihtiyacı var Fener'in? Bakıyorum ya bir tane arıyorum yani Fenerbahçe taraftarlarından diyen var yani Adam arıyorum yani bir tane de Fenerbahçe'de hani iyi bir adam Önemli yerde bir adam Abi öyle bir ses kesmiş ki Bak Aziz Yıldırım Hapisteyken bile Şu anki Ali Koç'tan daha fazla eleştiriliyordu Tabii canım Yani bu Yemin ederim Hani ulan adam hapiste yapmayın ya Diyen sayısı şimdiki kadar yoktu Şimdi Fenerbahçe tamamen tek bir ses şu. Bütün kararları Ali Koç alır. Ali Koç'un aldığı kararlar doğrudur. Hı. Çok mesela yani bu bir adamı yanlış en çok götürecek şey bu. Hazan Hoca Metinşen söylüyordu. Yönetimde olduğu zaman biz space odasına denk geldik. Metinşen de istifasını vermişti. Metinşen diyor ki biz diyor başkan diyor bir karar soruyordu diyor. Fikrimizi belirtiyorduk diyor. Kendi kararını alıyordu diyor. Ya ben de bundan rahatsız oldum ayrıldım diyor yani adam Ali Koç bir karar veriyor ve karşı taraf bunun aksine bir fikir söylerse yok söyleme abi sen onu hani sen de ki beni desteklesen benim bu kararım yoksa yanımda da olma e böyle yaptıkça yanındaki insanlar da zaten sürekli Ali Başkan'a polyandacılık oynatan adamlar yani adam şey diyor muhtemelen Ali Koç'a ya başkan e, bu kadar para koydun ya işte futbolun olağan akışına aykırı işler yaşıyorsun. Bahtsızsın, kısmetsiziz, şanssızız, yoksa çok iyi tercihler yaptın. Adama eleştiren de olmadığı için ee, iyice işler sar, sarmala giriyor Fenerbahçe'de yani. E, medya desen aynı. Abi şimdi bir muhabir Türkiye'de yani muhabirlere karşı hepsine ben belli bir mesafem vardır. Beşiktaşlısından, Galatasaraylısından, Fenerlisinden. Hiçbiriyle de ayırmam mesafem. Hepsine belli bir negatiflik seviyesinde mesafem vardır. Bunun sebebi şu. Muhabirler muhabirlik yapmaktan ziyade yönetim kalkanlığı yapmaya çalışıyorlar. Yani da sevdiği hocanın kalkanlığını yapmaya çalışıyorlar. Şimdi ismini vermeyeyim ee, engellemiştim zaten kendisini. Şimdi fenere dembele haberi çıkıyor. Musa dembele. Şimdi bir muhabir diyor ki fenerin dembeleye tabii ki ilgisi yok. Dembele deyip beklentileri yükseltenleri iyi seçin. Ya şimdi sen muhabirsin ya. Sana ne abi beklenti yükselmiş, yükselmemiş. Yani Dimarzio şey diyor mu mesela, e, Manchester United'da Rabia yazılıyor, kötü transfer olur. Ya, yazı, haberini veriyor, geçiyor. Bizdeki muhabir e, beklenti yükseliyor. Abi sen de ki tembe dembeleye ilgi yok, haberin senin budur. Geçersin ya da. Bir de diğeri tam tersi, Fenerbahçe'nin idmanları işte dronlarla takip ediliyor. Efendime söyleyeyim, Emenike'ye asker kampı. E ee, gibi yani her muhabir korumak istediği bir yönetim. Ee, eleştiri kabul etmediği, taraftara ahkam kestiği bir medya olduğu sürece zaten işler de çok e, normal gitmiyor yani. Her hepsiyle engelleştim yani ben. Hepsiyle. <laughs> yani e, Fenerbahçe'deki Fenerbahçe'deki çok büyük problemlerden biri medyası. Yani şimdi adam haber yapıyor. susun konuşulduğu bir dönem. Herhalde susun olma ihtimalini düşük görüyor kafasında. Diyor ki ulan Ali Başkan'a bir destek çıkalım. Cesus böyle kötü hoca, şöyle kötü hoca. Nerede genç oynatmış? Arda'yı unutun. Başarılı asla olamaz. Bu işleri geçin. Ulan Cesus geliyor. Böyle yağlayayım, şöyle ballıyım. E abicim sen ne muhabirsin, ne gazetecisin o dakikadan sonra. Sen Amigo'da değilsin. Çünkü Amigo olduğunu da kabul etmiyorsun. Yani sen atıyorum Rambo Okan gibi. Ya ben Fenerbahçe taraftarıyım. Ya da Başka diğer Fenerbahçe'li hesaplar gibi. Ben Fenerbahçe taraftarıyım demiyorsun. Sen muhabir olduğunu iddia ediyorsun. Gazeteci Tabii. olduğunu iddia ediyorsun. Ama sen şarlatansın. Çünkü Tabii. sen kralın soytarısısın. Kral ne diyorsa, kralın ne hoşuna gidecekse onları yapan soytarısısın. Gazetecilik öyle bir şey değil. Gazeteci adam şunu yapar. Orge Cesus'la olan görüşmeler benim bildiğim iyi değil şu an. Fenerbahçe'nin bir ilgisi var. Or gece da tüm kapıları kapatmadı ama şu an için maddi olarak iki tarafın birbirine yaklaşma ihtimalini zor görüyorum. Habercilik budur. Ama sen şarlatan olduğun için gençleri oynatmaz, kötüdür, boymam nedir? E çünkü 3 ay sonra da e, övmen lazım artık gelmiş. E şimdi o zaman da övüyorsun. Şimdi haber dediğin nesnel bir şey değil midir zaten Hasan Hoca? Haber. Yani bir ya haber. Haber, haber... de yorum hiç olmamalı bir kere. Heh, yani haber. Yani haber. Beşiktaş haber mesela mi? şu habere ben karşıyım. Beşiktaş bir dünya yıldızını getiriyor. Dellali abicim ben yapayım o yorumu. Hani dünya yıldızı olduğunu bana bırak. Ha, kime göre dünya yıldızı? Beşiktaş Everton forması yani Dellali ile kiralık olarak bir yıllığını anlaştı. Haber budur. Haber budur. Aynen. Beşiktaş bir yıldız transferini bitirdi. Beşiktaş büyük oynuyor. Kadrosunda işte Premier Lig'den bir sürü isimle anlaşan Beşiktaş Premier Lig'den bir yıldız daha getiriyor. Abi yapma bunu. Bu şarlatanlık. Bunun gazetecilikle bir alakası yok. Yani orada verilmesi gereken haber şu. Fenerbahçe Everton forması giyen Dellali ile bir senelik anlaştı. Budur ya haber budur. Yorumu da taraftar yapar. Yorumu Bu, taraftar budur. yapar. Senin işin değil o. Ha ben şunu da demiyorum. Şunu da diyemez. Bu Halin'in geçmişinde çok arıza var. Niye böyle Abi. bir adam alındı? Abi sana ne? Sen yönetim Tabii. eleştiremezsin. Yönetim eleştirmek de bana aittir. Tabii canım. Sen yönetimlere karşı yakın olmak zorundasın. İyi ilişkiler kurmak zorundasın. Beşiktaş yönetimleriyle her zaman yakın olmak zorundasın. Ama... Bana hani onlarla samimi ol, çok samimi ol ki haberi alabil ama hmm. bana bunu yansıtma. Bana bunu yansıtırsan itici durur, haberciliğinden verirsin. Tabi. Bu bir de her taraftarda var. Mesela her e, pardon camiada var. Her camianın medya mensupları aynı hikayede. Yani Galatasaray'a bakıyorsun işte e, Ronaldo'ya ilgisi var Galatasaray'ın ya. Yok abi yok yani işte Galatasaray e, Dursun Özbek çıldırdı çok büyük oynuyor. Abi bu değil ya bu değil yani. Ondan sonra e, bir de işte bizimkilerde şöyle bir şey var asıl hoca e, taraftara ahkam kesme var. Hani yani aynı gazeteci Dembele haberi üzerinden şöyle bir şey yazmış. Dembele'nin maliyeti 20-25 milyon euro beklentiyi yükseltiyor insanlar falan filan. Ee, şimdi altına adam demiş ki 20-25 milyon euro da demiş. Senin demiş 4 seneni kapatıyor hala satabilirsin falan filan. Altına menşin atmış aynı şahıs diyor ki Dembele gelirse takımda maaş açısından kriz çıkar. Das, yani kim çıkartıyor bu krizi? Haber vermiyorsun ki sen orada. Diyorsun ki işte o, o kadar para alıyorsa Dembele o kadar para alıyorsa yerliler sıkıntı yapar. Ya kardeşim ee, sen haberci olarak bunu söyleyemezsin ki. Hani dem X kişi gelirse işte Mertens gelirse Kerem Aktürkoğlu sıkıntı çıkartır. Gelsin çıkartsın sen de bunu haber olarak ver o zaman. Sen orada yorum yapamazsın yani. Medya ee, ha böyle yazarsan bak chatten de biri yazmış böyle yazarsan zaten çıkartır. Tabii aklına düşürürsün. Ya abicim işte bizim ülkede ee, bazen böyle bizim ülkedeki onu bunu konuşuyoruz sonra birileri çete diyor ki abi ne düzgün ki diyor. O da doğru. Yani mesela işte hakem hakemin Yasin Kol muhabirin az önce konuştuğumuz adamlar başkanların Ahmet Nur Çebi Ali Koç ee, bu kadar ya yani yani bu kadar olur hani böyle başa böyle tarak olur evet, aynen yani çok da fazla ben mesela hakem mesela Yasin Gol çok kötü. Berbat bir hakem. Gökten bille indirilmiş. 36 yaşında Süper Lig maçı yönetiyor. 5 sene önce herhangi bir şeyi yok herifin. Bir anda Gökten zembille inmiş. Ya, Yasin Kol bana dese ki Beşiktaş'ın başkanı benden iyi mi ya, başkan? Hani benim hakemliğim kadar başkan mı? Ceyhun Kazancı benim hakemliğim kadar sportif direktör mü? Yani böyle ülkeye Yasin Kol olur. Böyle ülkeye Ceyhun Kazancı olur işte. Yani acı yani. Acı durum acı. Yani içinde bulunan sistem acı. Bu, Bu ara Hasan Hoca Yasin Kol da çok kötü hakem. Yasin Kol. Tabii yani, canım. Ya... ya Yasin Kol'un Vegors'ta çaldığı faul ve Vegors'un itirazdan gördüğü sarı. <laughs> ben korktum ki Türkiye rezil olacak. Hani böyle BBC'ye falan düşecek. Yani burada karşıya verilen faul. Çünkü hakikaten yurt dışında funny futbol videosu diye paylaşılacak bir an o. Yani kaleci, kaleciyle karşı karşıya kalacak bir adam var. Herifi belden tutup çekiyorsun ve herife faul veriliyor. İnanılmaz. Mesela Enkudu'nun penaltısı atlanmış. Var uyarmamış. Ona kızmam mesela. Niye biliyor musun? Çok hızlı bir pozisyon. Göremeyebilir. O sıcakta göremeyebilirsin. Ama Vegorstun pozisyonu... Emrecan'ın ilk sarı kartı bana şunu gösteriyor. Sen berbat bir hakemsin. Mesleğinde. Bak Enkudu'yu göremeyebilir. Tekrar söylüyorum bunu. Yani göremeyebilir. Ya ben görememiş olabilir. Ee, rakip oyuncu şey... Al Alanyalı. Neydi herifin ismi? Fatih Aksoy. Bir kere topa abandı. Hı, hı. Yani hakem kararından sonra vurdu. Bir kere hakemin burnunun içine girdi. Bir kere gole giden adamı çekti. Bir kere de çok sert bir faul yaptı. Dördünün toplamında sıfır sarı kart aldı. Sarısı başka bir yerden aldı sarıyı. Ya ne yapacak adam ne yapacak? Benim ya, çok uzun zamandır gördüğüm en kötü hayken. ben Her hakem şey ama yani herifin CV'sine bakıyorsun, yaşına bakıyorsun, seviyesine bakıyorsun. Yani bu kadar yönetir bu herif diyorsun. Yani bu ülke bu işte. Yasin kolların memleketi. Aynen öyle. Ceyhun kazancıların memleketi. Memleket bu. Hatta bu <laughs> şimdi ben sana olur. soruyorum. Sportif direktör. Beşiktaş. Öyle adamlar alacağız ki kim bu diyeceksiniz? Ama biz onu scoutingle bulmuş olacağız ve Beşiktaş'a uzun yıllar büyük hizmetler verecek kiralık futbolcular da düşünmüyoruz. Beşiktaş'ın bu yaz aldığı transferler, yaptığı transferler bu tanıma uyuyor mu? Bir tanesi dahi uymuyor. Tamam. Bir tanesi dahi. Transferlerin %80'i bitecek. Beşiktaş Ligi'nin 3. haftasında 3 bölgeye adam arıyor. İlk kampta evet. bitecek. 28 Haziran'a takımın omurgasını kuracağız. Yok. İlk kampa... ...takımı %80'ini çıkaracağız. Üçüncü lig maçına çıkmadı mesela %80'i. Yerli işi... ...üç yerli olacağı belli. Bununla ilgili gerekli önlemleri aldık. Emirhan gönderdin, Rıdvan gönderdin. Masuaku kiraladın, Dellali kiraladın. Yerli oyuncu iki tane az gönderdin. 2 tane yabancı kiraladın bir senelik. Abi hangi sözünü tuttun ya? Yani Yasin Kol... Orada yanlış çaldı, burada yanlış çaldı, şurada yanlış çaldı, burada yanlış çaldı. Babacım sen de orada yalan söyledin, burada yalan söyledin, burada çuvalladın, orada batırdın. Yani maalesef senin olduğun yerde Yasin kol kadar hakem olur. Sen busun çünkü ya. Valla tam yayına girmeden bak Hasan Hoca dedin ya tam yayına girmeden önce ayırmıştım şeyin açıklamasını Ceyhun Kazancı'nın şey dediği hepsi Böyle tanınmadık scout isimleri olacak diye hatta liste çıkartmıştım. Ya bir tane mi olmaz ya? Hani stats bir, tane bomb, mi olmaz? Sta bir tane daha yalan söyleyeyim sana. stats bomb ile anlaştık. Hı. Alacağımız oyuncularda onların vereceği verilere göre hareket edeceğiz. Dellali son iki sene maç yok. Masuako maç yok. Cenk Tosun maç yok. Sen hangi hangi stats statsbomb abi? Hangi veriye göre aldın bu adamları? Yani yalan adamın mesela yalan söylüyor ya Hayır, adam yalan söylemiyor. Adam doğru söylemiyor. Yani adamın söylediklerinin tamamı yalan. Ve hepsinin yalan olduğunu buradan söylüyorum açık açık. Ama kötü biz oluyoruz abi. Vallahi ben e, Hasan Hoca şimdi ben Fenerli olarak Beşiktaş'ın kötü olmasını isteyen biriyim. Yani haliyle 3-0'dan 3-3'e geldi. Aşırı mutlu olduk. Şen şakrak yayın açtık ama gördüğüm uzun zamanı gördüğüm en kötü Beşiktaş yöneticilerinden birisi. Ki Ceyhun kazancı ilk geldiği zaman ee, çok o açıklamalar işte az önce bahsettiğin açıklamalarda şöyle bir şey demiştim. Ulan dedim adamlar yaptılar bir iş Ceyhun kazancı da geldi tüm şeffaflığıyla ee, her şeyi açıkladı harbiden güzel yönetilmeye başladılar galiba dedim abi sen ne söyledin ne yaptın ya hani şu an geldiğin noktada hiçbir dediğini yapmazsan ee, hiçbir şey de zaten önümüzdeki sezonda da hiçbir şey yapamazsın. Ondan sonra Delali'yi de alırsın. E, Masuaku'yu da alırsın. Ondan sonra bunları iyi transfer diye yedirirsin. E, Emirhan gider, Emirhan suçlanır. Rıdvan gider, Rıdvan suçlanır. E, ondan sonra sen e, işte bir isim transferi psikolojiyi ancak toparlamaya çalışırsın. E, uzun zamandır gerçekten ya fenerli olarak söylüyorum bunu. Umarım devam etsin Ceyhun Kazancı sizde yani. O kadar net söyleyeyim yani sonuca. Abi zaten aklı olan böyle der. Çünkü yani şey de siz nasıl biz de Ali Koç hani, Ben mesela bak Önder Özen inanılmaz severim. Çünkü Beşiktaş'ta bir plan kurdu Önder Özen ve Beşiktaş Önder Özen'in planına göre de şampiyon oldu. Nasıl? Önder Özen Beşiktaş'ı sene sene planladı. Sene sene kurguladı. Demba Bağ'ı getirdiği sene Beşiktaş artık şampiyonluk Otasında şampiyonluğa oynayan bir takım olacaktı. Beşiktaş son 4 haftaya kadar götürdü. Önder Özen, Dembaba'nın geldiği yaz ayrılmasaydı. Bir sonraki yaz zaten şampiyonluk hamlesi yapacaktı Beşiktaş. Aynen. Yani bütün plan budur işte. Gökhan Töre'yi de ona göre aldı. Olcay, Cenk Tosun, Oğuzhan. Yani ondan önce gelmiş adamlar da vardı. Ama bunlardan bir çekirdek kuralım dedi. Veli Kavlak, Atiba... Ve doğru bir şekilde kurdu. Bunlara ne ekleyeceğiz dedi. Star ekleyeceğiz. İşte Dembaba, Sosa. Tık tık tık. Doğru parçaları yanlarında buluşturacağız. Şampiyon olacağız dedi. Önder Özen'in Beşiktaş'ta çalıştığı süre boyunca çuvalladığı tek olay Dani olayı. Dani kiralanması. Onda da çıktı NTV Spor'a aslan gibi tek tek anlattı. Ben bundan 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 dolayı bu hatayı yaptım dedi. Tolga Zengin'i aldığında Tolga Zengin iyi kaleciydi. Sonradan Tolga Zengin kötü çıktı ki Önder Özen devam etseydi kaleciyi de bulurdu. Ve bütün planlamaları doğru yaptı. Müthiş bir adamdı. Planlaması vardı zaten, Planlaması vardı. Kafasına göre bir hoca getirdi. Planlamasını yaptı. ve Beşiktaş şampiyonluğa oynadı. Abi şimdi Beşiktaş'ın planı ne? Masuaku ya Bir yandan bakıyoruz yani planı kime göre plan yaptık Beşiktaş'ta işte kime yatırım yapıldı Getso'nun %50'si var Altyapıdan çıkan gençleri Kaybettik Getso'nun %50'si var elimizde Muleka vardı Sistem değişikliğinden dolayı yatırım yaptık Satmaya oynatamıyoruz plan nerede abi? 2 milyon euroya atlikten stoper aldık. Saisin yediği, 3. sol stoper Montero'nun yediği sağ stopere koyduk yabancı sınırından dolayı. Kırmızı kart gördü çocuk şanslı şekilde. Yatırımı kime yaptık abi? Kimi satacak Beşiktaş? Sais tecrübeli transfer. Gayet iyi transfer ama hani yatırım değil. Yani Beşiktaş'ın planı ne abi? Beşiktaş'ın planı yok. Beşiktaş'ın planı şu. Biz bu koltuklardan inmeyelim. Ama bunu göremeyen adama ne anlatayım galiba o zaman nefesimi harcıyorum gırtlağım sökülüyor. Yine anlamayan adam anlamıyor. İyi diyor, başarılı diyor. Bir dellali iniyor, oh diyor. Yarın ben size söyleyeyim, Beşiktaş bir tane daha bu kalibre adam alacak. Aha bunu da söylüyorum. Sercanlı yayında bir tane iyi yıldız gelecek demiştim. Bu yayında söylüyorum, bir tane daha bu kalibre adam gelecek. İyice sesleri keserler. Zaten ya. amaçları da o. Ya amacı o zaten herifin ya. Herif Mayıs'a çıkmayan peşinde herif. Bir tane sol açık çok acayip bir adam alacaklar. Bence. Yani Muleka, Muleka aldılar. Muleka'dan ilerin yapacaktı. Ee, olmadı. sistem Ya değişti. sol açığa çok acayip bir adam alacaklar. Ya Kaan Ayan'ı, Koray Günter'i falan indirecekler. Yerli stopere. Hani bir tane yerlimiz o kesin olsun diye. Hani parayı yerli stopere gömecekler. Ya da sol açığa gömecekler. Şu an onu düşünüyorlardır yani. Stoperden ziyade sol açık ses keser genelde. Yani, yani öyle düşünebilirler tabii. Ama şunu söyleyeyim. Yani bu gemi böyle gitmez. Valerian İsmail de böyle gitmez. Valerian İsmail de böyle gitmez. Cevun Kazancı da böyle gitmez. Ahmet Nurçebi de böyle gitmez. Millet diyor ki Şenol'u getirsin bilmem ne. Arkadaşlar Valerian İsmail Beşiktaş kulübündeki birçok adamın son göreceği hoca. Bütün domino taşları yıkılır. Sen bu kadar Beşiktaş tarihinde Avrupa'ya gidilemeyen kaç sezon var? Bir de onun üstüne bir daha başarısız olacaksın. Sonra bu taraftar sana sabredecek ha başka bir hoca bul diye. Seni de yollar ha bu taraftar. Hani Ahmet Nur yüzde %90 büyük son hocası Valerian İsmail zaten. Beşiktaş ben tarihinde kaç istiyorum. sezon şamp Avrupa'ya gidememek var? İlk 4 girememek var. İlk 5'e girememek var. Sen böyle bir rezilliği yaşatmışsın. Üstüne bir de Valerian İsmail'de başarısız olacak. Sen hala hoca arayacaksın ha? Yani artık ceketleri alıp çıkacaksınız beyler. Ki bu kredi verildi geçen sene zaten. Sen geçen sene e, Sergen Yalçın gittikten sonra Önder Karaveli ile yedin birazcık zaman harcadın. Önder Hoca e, kalsın etsin camia evladı dedi. E zaten bunu yaşadın sen Beşiktaş olarak. Aynısını yaşadın. Şimdi Valerian İsmail şu da çok büyük problem. Az önce ben bunu hep söyledim. Şimdi Valerian İsmail getirmişsin. Adam üçlü oynatan adam bu zamana kadar üçlü oynatmış. Bu adam bu zamana kadar yarışmış. Ee, bu adama çıkıp dersen e, adam üçlüye göre almış ya sayısını, mayısını iyi e transferdi. Adama çıkıp dersen yok baba ya sen hani bir ufaktan dörtlüye dön. E, ben sana dörtlüye zaten transfer yaparım. Ya burada komuta zaten İsmail'de olmaz ki sen İsmail edersin demek istiyorsun ki yani kabataslak. Hoca ben sana güvenmiyorum üçlüne, müçlüne Ya e, Ece diyor zaten. Aleyci diyor ki Fenerbahçe yönetiminin hatası diyor, Cesur'a karışmamaları, Ceyhun Bey diyor. Valerian İsmail'i karşısına almış demiş ki, bak hoca bizimlikte böyle oynanmaz. Sen gel bu işten vazgeç. Heh. Böyle bir teknik direktör olabilir mi? Adam'a diyorsun ki başka sistemde oyna. Ya açık açık sen ne kadar anlıyorsun ki toptan diyorsun bunu? Ya mesela Valerian İsmail şunu demiyor ya Cevun Bey siz nereden ne okudunuz da bana sistem Heh. teknik falan anlatıyorsunuz demiyor mesela. Hem ya bunun ama örneği zaten bu arada biz onu yaşadık demeyecek falan. adamı getiriyor kardeşim. Aynen. Onu diyecek adamı getirmez, İyi yabancıyı getirmez. Burada yabancı hoca istiyordum. Ben millet diyordu ki Valerina niye karşı çıkıyorsun? Ben diyordum ki bu Ceyhun kazancı iyi yabancı getirmez. İyi yabancı bununla makara yapar. Buna git bir, iki paket sigara aldırır bakkaldan. i̇yi yabancı bunu ne yapsın? Buna bakacak iyi yabancı. Ya diyecek Ceyhun Bey sen nerede ne, ok ne okudun? Ben bankacıyım. Sen diyecek iyi para sayarsın. Al şuradan şu 100 lirayı da iki paket sigara al üstünü de iyi al der. Öyle herkes bildiği şey İyi yabancı, yabancı ne yapacak Ceyhun kazancı abi? Ne yaptı? İki tane adam, üç tane adamla görüştü. Portekizli bir tane adamla görüştü. Adını bile unuttum. Estoril'deki galiba. İkinci ligin hocası mıydı? O herif. <laughs> e, Vites senin hocasıyla görüştü. Marş mıydı? Tarş mıydı? Garş mıydı? Bir öyle bir adamla görüştü. Bir de... Farke yazılmıştı sanki. Farke, ile bir kere oturdular. Farke bunlara yol verdi. <laughs> <Yani> bunu gördü, Ceyhun'u <laughs> gördü. Dedi, "Tamam, sen iyi para sayarsın." dedi. "Sen bana dedi, e, hesabı iyi öde." dedi. Bir de Valerian İsmail ile görüştük. Kendi kasa adam arıyor. Kendi kendi yönetebileceği adam aradı. Ya kime ezerim ben? Kime sözüm geçer? Çünkü herifin kafasında şöyle bir Beşiktaş var. Transferinden altyapı oyuncusunun kontratına taktikten oyuna girecek çıkacağı ben bileyim arkadaş ben yapayım. Öyle bir hayal dünyasında. Hiçbir iş yapamıyor. Hepsini yapmanın peşinde. Hı hı. Yani yakın çevresinden biriyle konuştum ben diyor ki telefondan kafayı kaldırmıyor. Yani bütün gün kendine ne yazılıyor Twitter'da? Ceyhun Kazancı Twitter hop. Ne yazılıyor onu okuyor diyor. Bütün gün Twitter'da diyor. Bütün gün 24 saat. Şimdi ne yapabilir böyle bir adam Beşiktaş'a ya? Ne verebilirsin abi? Ne yap ne katabilirsin Beşiktaş'a? Yani bunları her gün söylüyorum. Vallahi Fener'de gazlı olduysa her gün söylemem. Ama yani kendi kulübüm üzülüyorum abi. Tabii canım yani. Yani arayı diyorum yani. Böyle bir adam Beşiktaş'ta ne işi var diyorum ya. Geçen sezon Vitor Pereira, <laughs> Ali Koç, Vitor Pereira Mesut krizi yaşandı. Ali Koç çıktı canlı yayında dedi ki ya bak kriz yöneteceksin ya. Başkansın. Birinin arkasına duracaksın. Ya Mesut'un arkasında durup Vitor'u kovacaksın ya Vitor'un arkasına duracaksın. Mesut ee, artık efendi olacak. Adam çıktı dedi ki, ee, bu dedi bu ligde dedi. Üçlü oynatıyor hoca dedi bu ligde üçlüyle en son ha dedi yıllar yıllar önce şampiyon olunmuş dedi. Bu ligde üçlü formasyon dedi tutmuyor dedi. O gün bir tweet attım. Dedim ki ya başkan bu kadar biliyorsan Giy eşofmanları İnsamandira'ya ya dedim. Ya bu kadar gerçekten anlıyorsan futbolda, ne diye hoca getiriyorsun ki sen biliyor musun üçlü da dörtlü olmuyormuş şu yapmıyormuş. E, Acayip, in o zaman bu kadar iyisen yani sen yani bir başkan bir sportif direktör bir yönetici yani ikisinin formasyonuna ne bileyim e, hocasının oyuncu değişikliklerine karışabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Aziz Yıldırım yapardı bunu zamanında ki o zamanlara da yapılırdı ya. Hani o zamanlar hatırlarım yani İsmail Kartal vardı. Emre Belözoğlu'na sorardı. Emre Belözoğlu Aziz Yıldırım'a sorardı falan. Hadi o zamanlar yine anormal karşılamıyorduk. Ya sen getirmişsin yabancı hoca. Anca işine karışabilecek hoca getirirsin o zaman. Ha bak ya öyle, hoca... adam arıyor, öyle adam arıyoruz. Öyle adam arıyoruz zaten. Bak ya ben bak sana şimdi... söyleyeyim mi? İlan Palut'la görüştü Beşiktaş. Çok iyi hoca. Müthiş. Şey. İlan Polut, Kazancı'ya diyor ki ben diyor yabancı dil öğreneyim. Öyle üç büyüklerde çalışmak istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Yabancı dil kursuna gidiyorum diyor. Şu an için 5 hazır değilim diyor. Bak ben sana yemin ederim İlan Palut'a diyeceğim ki 3'ü oynatma, 4'ü oynat, 5'i oynatma, 6'lı oynat. Aklını alır adamın Anadolu çocuğu. Tabii canım. Aklını alır adamın. Bu kendine göre pişmaniye gibi bir adam arıyor. Lokum leblebi bir adam arıyor bu böyle. Thomas Leç. Az önce yazmışlar Vitesse'nin hocası. Bruno Pinheiro, Valerian İsmail. Ya bunları üçlü de üçlü oynatır, dörtlü de dörtlü oynatır. Adam hayatında bir daha Beşiktaş mı görecek? Ekmeğinde. Tabii canım. Tabii canım. Ama mesela nasıl mutsuz Valerian İsmail? İki haftadır Sercan Dikme buradayken de onu konuşuyorduk. Bir gerginliği var hocanın diyor. Gezzal gol attığında diyor çok gergindi ona bir sarılırken. Geçen hafta diyor çok gergindi. Geçen hafta zaten hakem hatalarından sonra adam iyice ezine peynirine döndü kenarda. 3 0dı Beşiktaş'ın maçını izliyorum. 3 0dı hala kenarda suratı falan çok gergindi Valerian İsmail'in. Maçı kaybedeceğiz diye değil kafasında çok dolu olduğu çok belli. Ha bak biz e, şimdi Jesus getirdik mesela. Karışamazsın abi. Bak şimdi e, ben şundan eminim Hasan Hoca. Ali Koç bu transfer döneminden memnun değil. Ali Koç'un politikasına ters çünkü. Ali Koç yedi o zehri biraz daha genç alalım geliştirelim. Ama Jesus geldi. Bir senelik sözleşme verdiniz. Gustavo Henrique'yi de alırım. Hani canım Gustavo Henrique oynamak istiyorsa onu da yediririm sana dedi. Ee, ya da ne bileyim e, mu da alırım dedi. Hiçbir şey diyemiyor. Ben eminim zaten rahatsız olduğundan. Hadi Jesus'a yarın bir gündeki e, hoca de bu formasyonlu olmaz. Bak senden nasıl e, hani masayı üstüne vurup nasıl kalkıyor gidiyor. Sen artık ipleri birinin eline vermiş oluyorsun. Güven zaten böyle bir şeydir. Ee, şimdi Cersus'un da tazminatı muhtemelen kol gibidir. Kovma şansın da yok. Ee, Fener için e, ben bu yüzden böyle bir hoca istiyordum. Çünkü Ali Koç karışır abi. Karışır. Bir hoca olsun ki Ali Koç karışmaya dahi çekinsin. Ee, ondan sonra hani, bunu biraz ipin ucu fazla kaçtı. Gustavo Henrique de FB'mize çakıldı, Kanarya'mıza. Hani ya ee... ben mesela yanlış anlama beni. Sen beğeniyorsun. Ben Lincoln'ün arada da çok büyük arıza olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle link Lincoln'ü alırsın. Elinde hmm. Fenerbahçe kadrosu gibi bir kadro yoksa alırsın. Fenerbahçe kadrosunun Lincoln'ün Fenerbahçe kadrosuna katabileceği, yani goller atıyor, frikikler atıyor, kornerler atıyor. Ya kardeşim, akan oyun oyunudur bu lig. Ben ben akan oyuna bakarım. Akan oyunda işi zor. Bir, Az Arao. Acun gibi topçu Lincoln. Baba Acun. sen Zaitz, Crespo, Arda yapacaksın. Belli. Zaitz, Crespo, Arda. Kanatlardan birine İrfan ya da Mert Hakan'ı atarsın. Onu da arkadan o sahiyi getirirsin. Öbür tarafa da bir tane iyi adam alırsın Rossi'yi satıp. Ya oraya alıyorsun Buruma. Beş para etmez. Joshua King. Beş para etmez. Arao gereksiz adam. Yani bana kalırsa tabii. Emre Mor. Yani rotasyonda ikinci, üçüncü adam. Yani babacım bu kadar 4, 15. 16. adam alacağına iki tane bir numara ve iki numara adam al. Yani 15 tane kötü adam alacağına iki tane çok iyi adam al yani senin ha, Fener'i 10, değiştirirsin 20, mesela. 25 milyon euro harcamışsın. Ya bu arada bak şimdi şu chat'ten falan da chat'i de okuyorum. 25 milyon euro harcamışsın. Şimdi King gol attı, King iyi. Lincoln asist yaptı, Lincoln iyi. Ya bu topçuyu almışsan zaten bu topçu sana katkı verecek. Önemli olan transferi yorumlamak. Şimdi Arao hocanın oyun formasyonunda olsun, sisteminde olsun. Arao e, oynayacak topçu ki Fener kadrosunda Crespo hocanın istediklerini yapamazdı. Ama Jesus sezon sonunu bıraktığında Aravi hiçbir tek direktör kullanmaz. Heh, ya, elinde kalan bir kontrat olacak. Evet. Bu bu transferdir. Ya da Bruma. Bruma'yı artık Bruma'nın devre geçeli çok olmuş ya. Ki zorunlu kira kiralama diyorlar Bruma'ya. Fener Bruma'yı alacak diyorlar. mesela. Bruma'yın yeni hoca ne yapacak abi Bruma'yı? Bu kadar yani ben mesela Fener'de Pelkas'ın bu kadar gözden çıkamasını anlam veremedim. Ya Pelkas Aldığın Lincoln'da niye adam? Emre'm orada niye adam? Bence benim futbol anlayışıma göre. Joshua King'de niye adam? Hepsinden niye adam? Yani Pelkası oynatmayıp bu kadar üvertür topçu alma işini ben anlamadım Fenerbahçe'de. Sizde çok net, Pelkas çok net artı yazardı sizin takımda. Bize inanılmaz olurdu. Yani direkt yarışa, ya bir Pelkas, bir Zeiss versek, Zeiss Allah'tan yeni onu oynamaya başladı. Bir Pelkas, bir Zeiss sizi direkt kafa oynatırdı ya bence Ben Zayt'sı bence. inanılmaz beğeniyorum. Ben her zaman söyledim bunu. Zayt Fener'de ilk 11'e girdi. Fener'in oyunu değişti. Direkt Çünkü çok... iyi adam abiciğim iyi adam. Bir de çok zidan gibi takılıyor. Çok soğuk kanlı. İyi kantlı. adam çok iyi adam. Gol atar. Mesela e... Zayt bu ligde sürekli ilk 11 oynadı. Çift tane gol atar. Atar yani. Yani o atar. bölgesinin olmasına rağmen ceza sahası yaydan buldu mu atıyor herif. Penaltısız 9 tane attı geçen sene ki Süper Lig'de ilk düzenli oynadığı sene. Geçen sene. Atar yani. Atarım. Bu adam Empoli'de de atıyordu. Şeyde de atıyor. Milli takımda Slovenya'da da atıyordu zaten. Ha, ilk sene ee, kullanılmadı Ersun Yanal zamanı. Ha, biri Cesela chatte sormuş Wunder'ın e, Fener'de beğendiği transfer var mı diye. Şimdi benim transfer anlayışım biraz farklı. Şimdi e, transfer gelirken transferi yorumlamak lazım. Sonra ondan performans alan alma alamama hoca işidir. Tabii. Yani, ben de böyle ee, düşünüyorum. İyi transfer iyi transferdir. Kötü transfer kötü transferdir. Beşiktaş Fabri'ye aldı. Kötü transfer abi. Bir sene Deportivo'da oynamamış. Çaprazları koparmış kaleciyi getiriyorsun Beşiktaş'a. E. Kötü transfer. Ama ondan hoca öyle bir verim aldı ki herif Premier Lig'e gitti geri. Ha, bu hoca başarısı Hoca olmuş. başarısıdır. Ama bu transfere ben iyi transfer demem. Transfer Aynen. geldiği Benim... gün ya iyidir ya kötüdür. Aynen. Ondan sonra işte e, aldım bir sürü topçu, e, şey aldım bir sürü transfer. Ondan sonra o transferler tuttu. O zaman iyi oldu. Abi öyle değil. Hani mesela şimdi e, Gustavo Henrique Fenerbahçe aldı. Abi kötü transfer. Yani senin e, oynatamayacağın ya Flamengo'da dördüncü stoper olan adam son iki sezonu hemen hemen boş geçmiş adam aldın. Şimdi Gustavo Henrique bu sezonun sonunda kafa golleri duran toptan 6 tane attığında sezon sonu bu kötü transfer olmadığını e, olduğunu değiştirmiyor. Hoca zaten aldı. Bir katkı zaten alacak. Ya da e, işte Joshua King öyle. E, Fener'de var mı beğendiğin diye sormuşlar. Pedro iyi transfer. Joao Pedro iyi transfer. Doğru. Bak mesela yeni gelen hoca seneye Joao Pedro'yu mutlaka değerlendirir. Kullanır. Kaliteli adam. Çok kaliteli adam. İşte o iyi transfer ya da hani mesela Fenerbahçe'de şimdi bir planla Peres, Loan Peres aldı Fenerbahçe. Şimdi o Peres'i sen sol bekte koyarsan devam edersen böyle ana avrat sövülecek. Ben diyorum artık Zalai'nin satılmaması Fener için korkunç bir planlama olur. Peres'i çünkü Zalai'ye gidecek diye aldın. Teklif vardı lafta. o artık Fener dün Ertan Süzgün'ün haberiymiş. Ertan Süzgün diyor ki 16 milyon vermiş. İngilizler Fener 20'lere yakın istiyormuş. Ya abi ver artık. Ver sen oraya adam aldın çünkü. Elinde kalacak Perez. Boşa yatırım yapmış olacaksın. Perez stoper, stoper. bile ağır biliyor musun? Bana kalırsa. Ya Pope öyle bir adam ki hani sol bek halini hiç konuşmayayım. Stoperken bile ağır. Çünkü çok fizikli falan bir adam abi. Ağır bir adam yani. Hani Salah'ın direkt karşılar mı dersen soru işareti bence. Ben ben Fener'de beğendiğim ikinci transfer Hasan Hoca. Ben biraz daha direkt Zalay'ı ikameş olarak görüyorum e, Peres'i. Ağır e, yani biraz kötü başladı. O kadar <laughs> o kadar kötü adam değil mi? <laughs> değil, Belki değil, bilmiyorum. Kadar... Daha önce izlemedim. Fener'deki halini izledim. Ümrani, Umraniye evet. Ümraniye maçına göre yorum yapıyorum ben. Bir de Kiev'lerde oynadı mı? Yok yok. Kiev'lerde Şeyde, oynadı. ondan sonraki önelemede kimle oynadınız? Dovaçko Deplasman'da oynadı bir. Bir de e, tamam. Orada Ümraniye'de... izledim. Ümraniye'de izledim. Yani ağır geldi bana ama ondan Çok önce iyi iyiyse hani fiziğini daha bulamamışsa onu bilmiyorum. Ya geçen sene Marsilya'da da stoper oynadığı dönemlerde mesela bir sol bek sol bek de sıçıyor bu arada. Şimdi hatırlıyorum Galatasaray maçı oğlum, Bir 90 sol bek hakikaten Sinan Engin dediği gibi bir, so, bir 90 <laughs> sol bek mi olur yani? <laughs> Asla olmaz. O, ha, stoperde direkt bir Zalai ikamesi bence. Hani e, daha hamleli Zalai gibi uzun topları var. Oyunu kurabiliyor. Ama Zalai'yi vermezsen Hala Zalai için 16'ymış, 17'ymiş. Bırak abi pazarlığı, ver. Aldın Oğlum ben adamı Cesus da... geldiğinde adam... niye Fenerbahçe için heyecanlanmıştım biliyor musun? Ben ben diyordum ki ulan bu herif 3-4 tane adam alır diyordum. Diyordum yani, geldiği gün de diyordum. Ama diyordum ulan iyisini alır bu herif ya. Hani bu herif mesela Fener'e öyle bir stoper alır ki hani Luciano gibi Fener der ki ulan ölmüşlerin canına değsin Cesus sen gittin ama o... Yani bu Gustavo Henrique Fener'de 10 sene stoperi bir daha kimseye... Olan aldığı adamlar kötü çıktı herifin. Yani insan bekliyor ki yani Orge gibi bir adam. 8 tane yardımcım var. İzletiyorsun ediyorsun. Brezilya'da çalışmışsın. Portekiz'in anasını ağlatmışsın. Ya başkan sen bu iyi sat. Ben sana Mozambikli bir çocuk buldum. 2,5'a. Bir biz istiyoruz bir Porto istiyor. Biz çocuğa 500 bin değil de 750 bin verirsek gelir. Böyle bir şey bekledim adamdan. Hatta aldığı değil adamlardan bekledim. ben korktum da mesela. Mesela gelir gelmez Lincoln'u aldırdı ya Fener'e. İlk gün ya. Ulan İlk dedim gün. Fenerbahçe'de bu pozisyonda 7-8 tane adam var. Ya. Yani bu dedim acayip bir şey demekti. O kadar acayip bir şey çıkmadı benim fikrim. Yo, be, ya zaten Sonra iyi, mesela Bruma'yı aldırdı. Ulan Buruma'yı aldırma ya. almadı. Ya, almadı ya. bir şey yok artık. Hani Bruma'yı alacağına Flamengo ha. U19'dan bir tane sol açık çocuk bul getir ya. Ha biz niye o yabancı 4 milyon Bruma'ya veriyoruz da ya? Gerçi yok birini mi? alacaktı galiba. De. O herif sakatlandı. Değil mi? Bir şey oldu falan. alacaktı. Bruma'ya alacaktı. Ee, o da tamam net kaliteli transfer olurdu ama o da beklediğimiz gibi. Mesela Bruno Henrique'yi net isterdim. Hala tabii isterim. isterdim daha doğrusu. Ee, ama Bruno Henrique olmazsa Bruno olacak diye bir şey yoktu Hasan Hoca Fener'de. Bruno çok sürpriz yumurta ya. Çünkü şey bruma açıklandı biz yine Bruno Henrique ile daha sakatlanmamış istiyorduk yani. Bruno gelmişti ama bize. Fener Bruno gelmiş olmasına rağmen bir Bruno Henrique gibi bir isim arıyorken şu an geldiğimiz noktada nasıl aramıyor? Bu bana Mesela bak şeyleri. ben neyi anlamıyorum biliyor musun? Şimdi Ali Koç'ta para var. Kim Minje'yi sattı. Salah'ı da satacak. Gerini aldı adam da ucuz adam. Dörde beşe aldı. Hı. Ulan şimdi Ali Koç'tan beklenti ne biliyor musun? Ya şimdi gidip Jorge Jesus'a şunu diyor mu? Ya Portekiz'de Brezilya'da şöyle 19'luk 20'lik bir tane Star Center for yok mu? Alalım 50'ye satalım ya. Yok mu yani? Hani bilmiyor mudur bunu? Biz bilmiyoruz mesela. Ben kendi adıma... Ket beni affetsin. Benim öyle bir scout dediğim yok. Ama yani Jorge Jesus şu an şunu bilmiyor mu? Ya biz şu çocuğa 18-19 verip alalım. Biz bunu 50'ye satarız. 19 yaşında daha genç çıtır. Yani bu adamı önermemesi bana çok tuhaf geliyor. Hani böyle adamları bulabileceğin için sen Jorge Jesus olmadın mı? Ya yani, öyle bir adam bul ki. Ulan ben bunu oynatırım da parlatırım da de. Ver 20'yi 50'ye sattı ya. ya. Bunu bekliyorum yani. Bu Artıyı katabilmesini bekliyorum Fener'e. Mesela Valerian İsmail öyle bir beklentim yok. Adam hem genç hem yeni mezun olmuş. O okulları okumuş. Daha taktik yönüne işin kafa yormuş. İşte ile çalışmış. Wigan'da çalışmış. Avustralya Ligi'nde çalışmış. Taktik üzerine bir hayat geçirmiş. E sen oryacısız olmuşsun. Senin artık her yerin kadayıf olmuş. Sen Brezilya'da bir tane anasının gözü forvet bilmiyorsan bu ömrü niye yaşadın adam ya? E tabi canım. Hepimizin bu arada hoca beklentisi oydu. Hepimizin beklentisi oydu. Jesus gelecek. İşte zaten bir iskeletimiz var. 2-3 tane net ekleme yaparız. Biri 31-32 olur yaşları ama bir tane de böyle parlatacağımız adam olur. Ya hepimiz Jesus editleri izlerken hani alayım Darwin'in yazımı. Mesela bak yani. Seferovic değil mi? Eski çalıştığı forvet. Hmm. Seferovic yerine. Ulan Balkanlardan falanca var. Benfica'da istiyordu bunu. Biz alalım. Hı hmm. hı. Çekemiyor mu mesela Orge orgeciusus? Aynen öyle yani. O, mesela o şu an Fener'in bir... forvet adayı, Valencia'da oynayan adam. Maxi, aynen. Ya i̇yi adam, kötü adam demiyorum yanlış anlama. Yok yok, ama. yok yok anladım anladım. Ya 19 yaşında bir çocuk var Ali Başkan. Alalım bunu, ben bunu oynat uçururum. Belki de diyor Ali Koç diyor ki benim artık o riske girecek. Ha işte. Halim ben de yok orayı gösteriyorum. <laughs> Şimdi hoca belki de diyor. Hoca dese çünkü Ali Koç iki bir şöyle söylüyor hocanın ya bu arada çok para var şu an. Yani Fener gerçi 25 harcadı da 10 tane transfere. Onu hani FFP harcadı yok. da 25'te aldı. Bir de bir Salahi'den alacak. Ha, bir de FFP yok Hasan Hoca bizde bu sene. Bir de Ali, Ali Koç Ko adam yani. He. Yani sen hala Fener para sıkıntısı çekiyorsa yok, zaten çek biz. Çekiyorsa zaten kapatın da hani <gülüyor> 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 iki ee, tane ciddi satış yapacak. Hani Salahi'de giderse. Tabi ya şimdi kim mince 18, Zalayi 15 diyelim 33. 7,5 Allah yar ozan Acun baba verdi. Aa daha oradan 50. gelen 7,5 var doğru. 40 doğru. milyon para yapar. 40 Sen milyon, 40 milyon para yapar. Ona onardan dört tane adam alamadıysan hala Çok hata. İşte bak benim dediğim fener Ah şunu çok güzel söyledin ya. Onardan 4 adamlık sezondu Fener'in bu transfer sezonu. Hani 10 Aynen. tane adama gerek yoktu. 10 milyon euroluk 4 adamlıktı ya. Aynen öyle. Yani 10 milyon euroluk 4 adamlık sezondu. Bence orada hata oldu. Galatasaray'a net... ne diyorsun bu sene? Biraz Galatasaray'a konuşalım ya Hasan Hoca. Galatasaray, Galatasaray'da ee... benim rahatsız etti biliyor musun? Ben Galatasaray'da Mertensler, Carchurt hiçbiri inmeden Galatasaray şampiyon dedim. Ama şimdi Galatasaray'da şöyle bir sıkıntı var. Çok papaz oldu. Değil mi? Bak şimdi de şöyle bir sıkıntı oldu. Çok papaz oldu ve mesela adam Mertens oyunu alıyor. Kerem'i de çıkaramıyor. Yunus'u da çıkaramıyor. E bu sefer işte biraz Mertens'i sola doğru atıyor. İşte Kerem'i içeri doğru atıyor. Derken Giresun'a yeniliyor adam. Aynen. Bu kadar star da çok iyi değil. Değil. Hani ya, Bir hocam. de Galatasaray hala o, kolay değil. hala o kafa adam arıyor bir de Galatasaray. Yani Forvet'e de o tarz birini daha alalım. Hı. Kanat'a da bir tane alalım. Çok tehlikeli buluyorum bu işleri mesela. Yani 1-2 yıldız iyidir. Fazlası papaz eder. Ee... Galatasaray'ın kadro iyiydi zaten. Torreira'yı indir. Mertens'i indir. Bir yere kadar bu da güzel. Bundan sonrası artık kaldırılmaz gibi geliyor bu takım. Bir de yerli Bana mi? sıkıntısı Galatasaray'da da var. Var bu arada. Ama e, şeyle galiba halledilebilecek. E, Kazımcan'ı galiba oynattığı zaman. Kazımcan'ı Oyun, mesela canı oynatmak. Evana altı o ma maaşı niye veriyorsun mesela? Mesela ya bugün e, şimdi Sergio Oliveira almış şimdi Galatasaray. Aldı Galatasaray. E, Torreira'yı da aldı. Micho'yu da aldı Galatasaray. Abi üçünden birini kesik yedirmek zorundasın. Ya da Mertens kesilecek yani 4-4-2'de. O üç orta zaman biri kesik yiyecek. Ya yani, Micho'yu daha defansif oyuncu Oliveira mı kesik yiyecek? Oliveira'ya verdin... <laughs> Ben mesela Oliveira'da arıza var bence. Hani Fener'in arıza olan transferlerini konuştuk. Bence Galatasaray'da arıza adam Oliviera. Niye? 2.75 maaş vereceğim herife. Hı -hı. Herif koşmadan top oynuyor abi. Yani Türkiye Ligi'nde o kadar temposuz bir adamla şampiyon olma ihtimalin yok. Çok zor. Alex olması lazım. Hani Kaşık Ya o herif olmasın. o tempoyu koyacak. Hani herif şu an Ağustos diye rolante oynuyor. Tempolu bir adam. Oynamaya başlayacak. Ya da Galatasaray'ı yakacak yani. Çünkü... Ya da yedek kalacak. Galatasaray şampiyon olacak. Onun yedek olduğu senaryoda. 3 milyon alan 4 milyon kontrat verdiğin adam da yedek bak, bırakmak. Sana bir şey diyeyim mi? Dünya artık futbol olarak düşünme bunu. Hayat olarak da düşün. Dünya hız olmuş. Teknolojik bir alet mi alıyorsun? İlk baktığın şey hızı. Bilgisayar mı toplatıyorsun? Hız. Performans. Hız. Çabukluk. Çeviklik. Basketbola bak. NBA izleyenler bilir. En önemli şey hızlı, sprinter adam. Topu yere vuran adam. Potaya iyi hücum eden adam. Futbola bakıyorsun en önemli şey ne? Top süren adam. Hızlı adam. Geriye çabuk dönen adam. Enerjisi bitmeyen adam. bakıyorum Oliveira falan yani çok eski futbol yani. Eski günlerin o ne güzel günlerdi adamı. Ya ne güzeldi Nostalji o futbol, futbol be. Teknik adamlar ne güzel oynardı. Şu an dünya hız abi. Ya yani Olivier'e şey gibi futbola baş... Galatasaray'da başladı kariyerine. Nostalji futbol tweet'e atılır yani. Ya Henry Henry'de David Villa plasesi. Ya yani Olivier öyle başladı işte. Bir de Hasan Hoca ben çok dillendirmem. Şimdi Galatasaray tarafta olduğu için ama burada konuşalım bari Galatasaray'a girmiş. Yani Galatasaray'ın bu kanatlarla sıkıntısı var. Bak Galatasaray'ın Gülç... kanatlarında mesela Yunus iyi ama Kerem, düşündükleri Envakame, Mertens, Seferovic, hani adamların ortak özelliği hepsi, herifler topa basmayı, topla oynamayı seviyorlar. hani içeri deplas olan adamlar değil, topa ayağını alıp topla bir şeyler üretmek isteyen adamlar. E bu da neyi yaratıyor? Seni dar oyuna sıkıştıran bir takıma karşı bu adamlarla dar oyunu açmanda Büyük sıkıntı var çünkü hızlı. Arkaya deprese olabilecek. Hata değerlendirebilecek. Sprint koyabilecek adam sayısı çok az. Hazan Hoca, Kerem, Yunus'ta benim gördüğüm en büyük arıza ne biliyor musun? Aynısı ikisi de. İki aynı futbolcu oynatıyor Galatasaray kanatlarında. Kerem de e, ileri vurur topu. E, hızlıdır. Çeker belki plasesi vardır. Yunus da aynı. İleri vurur. Çeker sola plase yapar. Yani... Süper Lig'de iki aynı kanat profiliyle şampiyon olan çok nadir takım var yani. Mesela Galatasaray'ın şampiyonunu hatırlıyorum. Bir hızlı sprinter onya Kuru Buruma Yeri Rodriguez. Diğer tarafta Fegoli oyun kurucu. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene Gezal vardı bir kanadında. Diğer tarafı Larin değil miydi? Larin'di yanlış hatırlamıyorsun. Ee, yani bir birbirinden farklı iki e, profile... Beşiktaş'ın o şampiyonluğu Hiçbir takımı örnek olmamalı abi. Ya ben e, Galatasaray özelinde hani iki birbirinden farklı. Ya mesela Galatasaray şu anda bir kanat alacaksa e, biraz daha böyle e, ne bileyim Yunus'tan Kerem'den profil olarak ayrılan bir kanat oyuncusu almalı. Evet, farklı bir ee, adam bulmalı. Bir de Kerem'le Yunus'un da yedeği alternatifi yok. Biri da var, mesela alternatif aşın... olmamayı işe... Bir de şöyle alternatif aldın, nasıl oyuna sokacaksın abi? Ha mesela. Hay mesela be, chat'te mesela yazılmış. Kerem çok kötü. Kerem kötü başladı sezona. Ve Kerem yine Toparlayacaktır tabii ki. Ama yarın Yunus'un da kötü bir dönemi gelecek. Olur. Gençler yani... bile çok gençler. Hani o evet. mental anlamda da kaldırmak zor Galatasaray bu sene çok büyük bir yükün altına girecekler. Yani Evet. Hem Kerem hem Yunus 30'ar 35'er maç oynayacak, oynamak zorunda. Sakatlanmadıkları sürece Hani Galatasaray Tabii. yerli diye onları yazıyor. Mesela bugün çok konuşuldu. Ben de gördüm. Cengiz Ünder yazılıyor Galatasaray'a. Mesela Galatasaray'da konuştuğumuz her şeyi değiştirecek bir adam. Çünkü bir... Hem Kerem'e hem Yunus'a şu mesaj. İkiniz de yedek kalabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok yedek kalmanızda milli futbolcu. İki. Çok farklı şey... Mesela o da çok sprinter adam değildir. Ama... Kerem'in Yunus'un yaptığı her şey yani Kerem'le Yunus'un 10 üzeri 6 yaptığı her şeyi 8 yapan adam. Aynen öyle. Beni bu arada Torreira'da, Mertens'de hepsi dahil e, en yakan transfer olur Cengiz gelirse. Cengiz öyle çok, böyle Abi Cengiz gibi bir adamı bugün Türkiye'ye gelmeyi ikna etmek bu kurda bu kuralda acayip bir iş. Acayip çok bir çok iş. Olur olmaz bilmiyorum yani. Hab haber yazıldığı için haber hakkında konuşuyorum da. Yani Cengiz evet niye gelsin tamam kolay değil gelmesi ama bir Cengiz hamlesi bu arada her takımı şu an e, yukarı çeker. Beşiktaş'a da lazım mesela sola Cengiz gibi bir adam alsa yerli işinden çok rahat eder yani. Ya hepsini gönderirim bir Cengiz alırım ben de bize de çok lazım. E, yerli olması zaten çok büyük avantaj bir de az önce skorer adam ya. Skorer adam yani içe çeker dışa çeker kesmesi vardır topla driblingi vardır. Bir de Galatasaray listeden, harbiden Kerem Yunus'u tetikte bırakır. İkisi de iyi oynamak zorunda kalırlar. Ya, yani e, e, çok önemli olur. olur. Ben Galatasaray için mesela Seferovic sakatlanacak diye Galatasaray bir forvet arıyor. Ya tamam arasın sıkıntı yok. Ama mesela Belotti kasa bir adam getirin. Abi fazla. Niye fazla? Bir Belotti Seferovic rotasyonu kadar zor birlikte oynamıyorsun. İki Seferovic'in sakatlanmadığı senaryoda çok mızmızlık olur. Tabii ki, tabii üç, ki. Hani bu kadar para dökmene gerek yok. Hani bu kadar o bir mevki için bu kadar para dökmene gerek yok. Yani Gomis de var o mevkide. Hani üç tane Umut ya, Bozokal yazdı da... demiş Kasabalı 31. Hakikaten ha, al öyle. Al mesela. Bak al mesela. Harbiden cidden. Yani mesela. oturur çocuk. Galatasaraylı zaten. Kulübede de oturur. Ya Seferovic sakatlandı. 11 oynar mısın? Otururum. Oynarım. Ali Samiyen'den büyük Galatasaraylı. Al abi. Al, al abi. Adamı. Otursun çocuk kulübede. Yani gakkuk etmez. Gakkuk edecek adam bak. Bu Belot diye aldın. Seferovic var. Gomis var. Yani bunların hepsi gakkuk etmelik adam yani. Çok zorlanır. Bir de Okan Buruk. Başakşehir'de şampiyon oldu. Doğru. Ama üzerinde bu kadar baskı olan ilk sezonu kariyerindeki Ya daha ilk sezonun bu kadar baskıya altında ilk sezonu olan bir adama ya bu kadar kaşar vermeyin iki tane de görev adamı verin iki tane de Okan Buruk için adam vuracak adam verin Umut Bozo'yu verin bir tane Endia'ya kasa çekin ya Fatih bir ara Galatasaray'da transfer politikası şuydu ülkesinde iç savaş olan adamı alalım ve Fatih e, Fatih Terim'e baba desin. Yani herif yani muhtaç yani Fatih Terim'e. Yani Fatih Terim herifi beğenmezse herifte büyük bir arıza var yani. Memleketine dönse hani çok ciddi problemler yaşayacak. Galatasaray Fatih Terim döneminde bir adamı istiyordu adamı kaçırdılar mesela. Adam Galatasaray'a gelecekti so son anda kaçırdılar. İç savaş takvimi ayarlayamadı Galatasaray adamı kaçırdılar. Yani Fatih Terim'e muhtaçlıktan baba diyecek seviye adam getiriyorlardı ki Fatih Terim'in o üstündeki baskı azalsın. E şimdi çok fazla Belotti, Icardi, Seferovic, Mertens, işte Kerem de çok tafralı adam mesela. Kerem Aktürkoğlu, Oliviera, Toreira, Toreira, Muslera, ya bak kaşar olmayan adam yok. Peynir reyonuna girmiş gibi takım. Hakikaten peynir reyonu gibi. Yani çok tehlikeli. bir, bir iki tane Galatasaray'ın bir iki tane Diavara'ya ihtiyacı var. Bir iki tane Okaka'ya ihtiyacı var. Birkaç tane Olayinka'ya ihtiyacı var. Bak Olayinka Galatasaray'a olabilir. FM'de falan oynuyorduk. Slavya Prak'ta oynayan. Yani bir iki tane şükürlü adam bulun. Ağzında şükür olan adam bulun. Ya. Ağzında inşallahlı adam bulun. Hakikaten sıkıntı yaşar bu takım. Ya Umut Bozok bunun tarifidir ya Umut, ya Umut her... Bozok Ya Umut Bozok kalsaydı her şeyi düzeltir <laughs> Tüm arızalar Hayır tane. Umut Bozok çok arıza çıkaran Bir adamı tehdit de edebilir yani Direkt <laughs> açıktan Hani benim akrabalarla geleceğiz sana sıkıntı olacağız Bir daha Okan Hoca'ya böyle bir şey deme de diyebilir Yani Yani Umut Bozok Birçok şeyi çözebilir Yani sen Hayırdır Okan Hoca, Abi Bazı kötü adam vardır de. bak Bazı takımda kötü adam vardır Ulan dersin ne kötü adam. Bilmezsin ki o adam oranın çimentosudur. Yani i̇lk 11'inde 2 tane 3 tane kötü adam olmayan takım zor şampiyon olur. Ya bu niye oynuyor diyeceksin ya. Sinir krizi geçireceksin. Televizyona bir tane yumruğu kapatmak isteyeceksin. Galatasaray'ın çok başarılı olduğu Fatih Terim'le Şampiyonlar Ligi'nde falan vurduğu geçtiği dönem adam Juventus deplasmanına Umut Bulut'la çıkıyor mesela. Stoperde Semih Kaya. Semih Kaya, Umut Bulut falan çıkıyor. Ya yani orada Semih'e söveceksin. Umut Bulut'a söveceksin. Ama mesela Juventus'a yenilmiyor herif. Yani sövüyorsun sayıyorsun ama yenilmiyor herif yani. Ama yani 10 tane bende Velotti olsun. Mertens, Kerem, Torreira, Oliveira. Patlar abi. Bu kadar iyi adam patlar. 2-3 tane nazarlık kötü adam atacaksın takıma. <laughs> ben bardak? böyle bakıyorum mesela Abdülkerim Bardakçı bu sene Galatasaray'ın ilk 11'inden asla gitmemeli arada sıçacak arada ya sıçacak. arada bırak forveti atsın pas nazardır çıksın bir tane iyi sol stoper alırsa Galatasaray asla şampiyon olamaz <laughs> abi bir tane öyle gariban sevindireceksin yani ilk 10 maçtan 3 tanesini yaksın 7 tane maçı kazanırsın yani kötü adam şart. Gariban Duaz Alman şart. Ha. Ama garibanı öyle bir yere yerleştireceksin ki takımı bozmasın. Taylan Antalyalı'nın oynadığı yer. Gariban adam konulacak yer değil. Kaldırmaz. Yani orası garibanı kaldırmaz. Ama mesela sol bek Bir tane stoper, iki stoperin var mesela. Birini iyi aldın. Birini daha hani Uyfaluzi. Semih Kaya. <laughs> Sois. Neyce bu Hani o şükürlüğü vereceksin o adama. Yani mesela Fenerbahçe'deki arızayı sana söyleyeyim. Gustavo Enrique Sol stoper neydi o çocuk? Perez. Perez. Şimdi ikisini de patlayabilirsin? Yani orada bir toparlayıcı adam. Hadi beyler hadi adamı yok. Fenerbahçe'de o yüzden gariban koyamıyorsun mesela. Hepsini ortalamanın biraz üstü koyman lazım. Çünkü hepsi biraz iyi iyi zaten. Hocam Beşiktaş'ta kimdir bu sezonun garibanı? Beşiktaş'ta bu sene düz Nevzat Demir'de yürü garibana çarparsın. <laughs> Stoperde mutlaka bir tane gariban oynatman lazım. Sol bek gariban olacak. Umut Meraş. Ya Beşiktaş aslında Umut Meraş'tır. Ben Umut Meraş'ı 40 maç falan oynatırım. Bak Umut Meraş 3. Lig seviyesi sol bek bence çok net. Yani hiçbir artısı yok. <laughs> yani adama baktığın zaman diyorsun ki ulan yani ne bir şey ver bana diyorsun yani. Bana bir şey ver diyorsun adam diyor ki abi bende hiçbir şey yok ama <laughs> oynaması lazım mesela. Masuaku, Masuaku da çok vasat bir adam. Ya Masuaku oynatacağına Umut Meraş'ı oynat. Memleketteki anası bir hayır duası açar ellerini o kınalı elleriyle bir dua okur da bir iki top direkten fazla döner. Yani bu işler ve Masu Akun'un anası bize dua etmez yani. yani yanlış anlamasın beni. Yani ona da selam olsun da etmez yani dua. Yani anı, kınalı elleriyle dua edecek üç tane gariban sahaya atmayan takım şampiyon olamaz. Bak Abu Bakar sakattı. iki bacağı da paramparçaydı. Abu Bakar'ın Kamerun'da bir teyzesi var. Bu anlatacağım hikayede hiçbir yalan yok. <laughs> Abu Bakar'ın Kamerun'da bir teyzesi var. Ama şey teyze yani öz teyzesi değil. Başımızı sıkıntıya sokmadan nasıl söyleyebiliriz? Danıştığı bir teyzesi var. Dualı bir kadın. Teyzesi Abu ba yani önemli biri Abu Bakar için. Şimdi sen iki dizi paramparça Abu Bakar. Antep'e geliyor Antep e almıyor Abu Bakar'ı Beşiktaş alıyor. Ya teyzenin gönlüne girdik. Ondan sonra bir milyarı oldu. Abu Bakar gitti teyzesiyle falan konuştu. Geldi. Şampiyonluk maçı 1-1 bir bir gidiyor. Bak bu hikaye yalansa namussuzum şerefsizim. Şampiyonluk maçı 1-1 bir bir gidiyor. Abu Bakar Cenk Tosun'la maçı izliyorlar. İkisi de sakat. Cenk Tosun'a diyor ki rahat ol. <laughs> hallediyorum. <laughs> Öbür odaya gidiyor. Bir şey yapıyor. Telekineziyle, teyzeyle konuşuyor. 5 dakika sonra top döndü, dolaştı. Göztepe'li ile duvar pası oldu. Penaltı Beşiktaş şampiyon oldu. Eğer bu yalan hikaye ise ben buradan bütün Kamerun halkından özür dileyeceğim. <laughs> Babacım iki tane, 3 tane gariban atmadan sahaya şampiyon olmanın imkanı yok. Samatta. Fener büyük hayır duazı kaçırdı. Şahsi görüşüm. Çok aldık ama aldığımızda. Tanzanyalılar kalktı bayram ettiler. E tamam da ikinci maçtan adamın yok. Caner Erkin zaten çocuğun geldiği gün dişiyle alay etti. Abi garibanın <laughs> ahını aldığında en iyi topçuyu da alsan olmayacak. Garibanı yanına çekeceksin. Bugün <laughs> Fatih Terim'in bak Fatih Terim'in o bir Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın hapse girdiği dönemki şampiyonluklarının herkes bir sorumlusunu arar. İşte FETÖ feneri bitirmeye çalıştı Galatasaray öyle öne çıktı. Galatasaray işte Ünavay Salla şunu yaptı bunu yaptı. Hepsi yalan biliyor musun? O dönem Fatih Terim'i şampiyon yapan şeyi sana söyleyeyim mi? Semih Kaya'nın memleketteki nur yüzlü <laughs> anasının Oy Fatih Terim hay Allah senden bin kere razı olsun. Gönülden dua ediyor kadın ya. O hayır duası. Hayır lazım duası baba. Ya. Iki tane gariban atacaksın. Adam ne yaptı? Ulan dedi bu bizi yakar. Duayla da kurtulamayız. İslamiyet'te de var. Önce tedbir sonra tevekkül. Yanına dedi önce uyfalüzi sonra anasının duası. Futbol budur abi. Önce tedbir uyfolojiyle aldı. Tedbir uyfoloji. Tevekkül. Ya Semih anan da bize bir dua ederse Birçok sorunu çözeriz. E ne oldu? Bakıyorsun maçlara, son maç Fenerbahçe. Yense Fenerbahçe şampiyon. Süper final. Kadıköy'de bir de. Kadıköy'de, Kadıköy'de hiç kazanamadığım bir yer. Ulan Orhan Şam kaleye giriyor, top kaleye girmiyor. Semih bir şeyler kendini yırtıyor çocuk. Alex De Zouza 50 senedir sonra ilk kez yedek kalmış. Yani belli biri dualar var yani. Onun başka açıklaması yok işte. O harbiden hayır duası. Bak, orada 10 mesela... maça çıkılsa 9'unu Fener kazanır. Tabi. O hayır duasının olduğu maçı kazanamadı. Kazanamazsın abi. Bir şey söylüyorum. Bazı şeyleri, bazı laflarım benim ciddiye alın. Bir takımda 2-3 tane kötü adam olacak. Şakalı yorumumdu, şakasız da. Hakikaten 2-3 tane egosuz. Harbiden savaş. Verilen adamı. görevi yapacak. Ya mesela bak geçen sene Fener'in 14 maç kazanmasında. Emin ol Mert Hakan'ın o meme olan tuhaf hareketlerinin falan çok büyük etkisi var abi. O taklamakla açtı diye İngilizler dalga geçti ya çocukla. Hı, hı. E tamam rakip taraftara itici geliyor olabilir. Abi onları yapacak bir tane adam at can sahi. Ben iyileştiği anda Mert Hakan'ı içeri koyarım. %100 bu arada. Mert Hakan Fenerbahçe'nin direğidir. Orta, merkeze koy. Sağ açığa koy. Ulan sağ beke koy gık demez çocuk. Ya hani sen artık tane... sağ beksin de ya. Oynar tamam, Olur hocam yani. Sen öyle diyorsun. Sen öyle, düzen öyle Mert Hakan ben sol stoperde Luan'ı koyacağım da sağ stoperde de seni koyacağım. Hocam biraz kısayım ama elimden geldiğince. Ya bunlar böyle adamlar. Böyle 2-3 tane adam atacaksın. Hani böyle tam aslında Mert Hakan yandaş. Gelirsin taktik anlatırsın. Çok anlamaz hocam. Sen bana söyle ne yapayım? Vurayım mı? Şut mu atayım? Nereye? Kimi koyayım? Hocam koşayım mı der ya? Heh, anlatır. Aynen. Bir buçuk saat anlatır Hocam ben iyi koşayım der ya. Bırak <laughs> Ben iyi mücadele ederim hocadır. Bu kadar ya. Ya bir iki tane öyle adam atman lazım. Bak sağ içi bir gerginlik olur. Topçu pısar. İyi topçu da pısar ha yanlış anlama. Kavga Tabii dövüş canım. olur. Geçen sene Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Mert Hakan'a bakıyorum. Bir Rıdvan'ı enseden alıyor. Bir Emirhan'ı enseden alıyor. O ne? Vücut dili. Eziyor seni. Hani ben senin abinim, büyüğünüm. O kadar kötü bir şey ki bu. Hani Beşiktaşlı futbolcuya aşağımdasın diyor. Benim altımdasın diyor. Yani benim rütbe olarak altımdasın diyor. Emin ol İngiltere'de bu iş asla iş yapmaz. İspanya'da yapmaz, İtalya'da yapmaz, Rusya liginde de yapmaz, Ukrayna liginde de yapmaz. Bu ligde yapıyor abi. Yapıyor abi valla saha içi psikolojik üstünlük yani alıyor. Bu, bu ligin her zaman dışında hiçbir yerde yapmazlar onu söyleyeyim. Biz tabii. <laughs> yani Premier Lig'de yemezsin bunu. Hani Biz Mert Hakan'la zaman... Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaz çimento olsun diye. O zaman da çimento olur yani. <laughs> Hakikaten çimento yaparlar bu sefer de adamı. Biz hoca ne zaman yayın yapsak derbilerden önce özellikle. Derbilerden önce deriz ki mi mevzu çıktığında fener, feneri kim koruyacak? Var mı böyle bir adamımız mevzu çıktığında saha içerisinde? Yani Mert Hakan oradaki adam işte. Ee, ki Mert Hakan gibi böyle biraz... Kerem'de de var mesela bu huş Böyle birazcık da Anadolu Bak, hırsı. Kerem'inki olumsuz iş. Bak onun da evet. çok ince bir çizgisi var. Kerem seni bozar mesela. Takım arkadaşısın. Pasa atmadın. Eller kollar böyle. Ha, tafra tafra. Abi yapma işte yani daha 70 dakika beraber top oynayacağız da beni bozma ya. Elini kol yapma ya. İşte daha beraber oynayacağız. Hatadır olur. Sen de yanlış pas atarsın yarın. Sen de canın sağ olsun. Yani 2-3 tane gerçek anlamda çimento lazım sahaya. Ve bu sadece Türkiye Ligi'nde geçerli olan bir formül. Mesela bak Atiba açınsın. Atiba'da bir özellik var. Türkiye Ligi'nde maç aldırır. Avrupa'da tur verir. <laughs> topu alıyor. Bir adım topu önüne sürüyor. Rakip Atiba'ya doğru geliyor. Ula bu topu bıraktı diye. Atiba götü bir koyu herife yere yapışıyor. Faul alıyor. 10 tane adamı dinlendirdi mi takım arkadaşı? Dinlendirdi. Herkes doğru şekilde sahaya dizildi mi? Dizildi. Avrupa'da olunca adam kalk diyor, devam et diyor. Ne yapıyorsun diyor yerde. Nefes aldırıyor ama Türkiye'de o nefes Türkiye aldırıyor. Işte. Türkiye Ligi'nde nefes aldırıyor adam. Ee, biz mesela. Tak düşüyor. Mesela bu işin Selçuk İnan. Tabii. Selçuk İnan mesela bunun üniversitesi olsa dekan mesela. <laughs> Aynen. O kalçayı koyar alır. Ama işte buranın işi bu. Hani başka ülkede böyle bir iş yok. E, Alex de evet bak chatten ya Alex yapardı mesela. Ya o marka, o. marka o. Marka şimdi Sevilla'da şey. inşallah yapmıyordur ya. Sevilla al kafayı yer. <laughs> ne yapıyor bu adam? niye yatıyor adam sürekli bu? Hani bu adam niye sürekli yere düşüyor stoperken diye millet delirir yani. Asla faul çıkmaz. Bizim ligin faulü bu. Yani bizim Hayır, Ligi bizim ligin faklı. çok güzel tespit. Tam olarak bizim ligin folyosu. bizim ligin bazı kuralları var. Sonuçta. Bazı bir, kuralları bir, bir. var. Heh. Yani 2 3 tane böyle adam at. ha bu sana itici mi geliyor? Bu sana realistik gelmiyor mu? Vallahi ben çok realist adamım. Benden realistini bu ülkede bulamazsın. Ama 2 3 tane böyle adam atmazsan da şampiyon olamazsın. Bu ülkenin bazı realist olmayan gerçekleri var. Sağ'a yani sağ hakem atmışlar. Herif 3 sene önce güvenlik görevlisi. HES kodu soruyor AVM önünde. 3 sene sonra Beşiktaş Alanya maçını yönetiyor. Yani şimdi bu adam realist de. Benim sahaya Mert Hakan Semih Kaya atın da anasının duasıyla şampiyon olun demem mi? Realist değil yani. Herif HES kodu soruyordu 3 sene önce. Şimdi diyor ki penaltı diyor mesela. Kırmızı kart diyor. Kalk Vegors diyor. Vegors kendini attın sarı kart diyor. Uyanık. Yer miyim lan ben diyor. Biz ne anasının gözü yüzlüyor. Biz X-Ray'lerde çalıştık. Yer miyiz biz? sen buyur sen konuş. <laughs> Yok valla Süper Lig'in böyle e, böyle çimentoya harbiden ihtiyacı var. Hem anasının duası hem takımın. Alex, ya yani Selçuk Şahin derdi. Alex abi yapacak. Biz daha ameliyeliğini yapacağız Alex'in. Bizim görevimiz bu. Yani bu takım her zaman böyle e, adama harbiden e, ihtiyacı var. Ki maçında bir sene biz bunun eksikliğini yaşadık. 1-1. Bir -bir. Sen zaten genç takımsın. Sen bittin o tecrübe 7 sene yani yiyecek. Mert Hakan olsa eğlenir miydi? Vallahi eğlenmezdim. Bak vallahi olsun. Mert 113. dakika artık bitmiş. Diller gitmiyor, kasıklar gerilmiş. Ara o çıkart beni diyor. Novak sağ stoper, sol ayak Novak sağ stopere girmiş. Orada bir Mert Hakan yandaş iki kalça koyacak. Rakiple iki atışacak. Hop 3,5 dakika yedi. Sediyi çağıracak, bekletecek. Penaltılara kaldın. Olacaktı. Ee, öyle o yüzden Kiev maçında Avrupa'da dahi bazen bunu yapacak adamlara ihtiyacın oluyor zaman olarak. Zaman olarak ihtiyacın oluyor. Fenerbahçe'de de bu sezon mesela bunun eksikliği var Hasan Hoca. Şimdi eksiği Sohba... yok abi. Sakat çocuklar. Yani Fenerbahçe'de iki tane Fenerbahçe'de iki tane hani peynir reyonunun en gözde olan Kars gravyeri bu diyeceğin bir serdar aziz var bir Mert Hakan yandaş var. Yani Galatasaray'da yani hiç ihtiyaç yani... yok bunlara. Ha, gerçi doğru evet. Şimdi yani meydanlar sakat yani adamlar ne yapacak? Biraz. Sakat sakat sana yine kenardan mı pislik yapacak? Yapamaz adam yani. O kendini atamıyor içeri adam. Ne yani mesela da? dün Kasımpaşa maçından sonra maç bitti. İrfan Mert Hakan siyah tişörtler, Memati Alemdar gibi sahaya girmişler. Şöyle dayı dayı yürüyorlar. Hani ağırlığı veriyor zaten. Oradan bile hissettiriyor. O çalışıyor. kadar bir Anca o kadar yapar ama sahaya girdiği zaman farklı olur. Aynen. Bir Bak de mesela, mesela Galatasaray'da ne, Abdül Abdül ki, Kerim. Kerim kötü stoper duruyor şu an için. Galatasaray'ı kaldıramamış duruyor. Abi bu çocuk geçen sene Konya'da aslan gibi stoperlik yaptı. Yaptı çok stoperdi. Ha, o tarz işin Serdar Azizliğini yapar mı? Potansiyeli var. Vücut dili, tavırları bir gerginlik var suratta çünkü. Bak mesela Kazımcan. Herifi niye beğendim biliyor musun? Galatasaray'da köşeden gidiyor. Taç oldu. Taraftarı böyle böyle bu kalkın evet, da lan daha dün gelmişsin Altay'dan. Ama demek ki içinde var yani o bir biraz şeyi bir o bir ateşlense patlayacak. Tabii yani canım. Bunları Galatasaray'ın sahaya atması lazım. 10 tane, 11 tane Icardi ile Belotti ile şampiyon olamaz. Olamazsın canım, gerçekten olamazsın. Kaldıramaz da sağ içerisinde. Kaç tane liderin olacak da senin sağ içerisinde? Zaten bir tane kaptan veriyorsun. Kaç tane lider? Ama Mertens de lider, Torreira da lider. Oliveira, Mer Mertens falan de, da, Mertens falan da hakemlere falan burada alışsın. Acayip fauller alır. Alır. Bir de Mertens, Hasan Hoca Mertens de papaz adam. Çok papaz. Çok papaz adam ya. Yani. Mertens işte Hollanda peyniri. Ulan dersin bunu gücümüz de yetmez buna. Hani Mert Hakan'a dersin ulan Kars kaşarı bir 250 gram kestireyim dersin ama hani Mertens'i Avrupa'ya bir haftalığına tatile gittiğinde görürsün böyle değişik küflüdür o böyle dersin ulan buna paramız da yetmez. Mertens buranın hakemlerini çözerse parmağında oynatır. Oynatır çok net. Çok faoller alır. Çok adam attırır. Bir şekilde bulur onu. Çok umdurdum. çok böyle hani futbolcuyla falan da dalaşacak adam yani. Aynen böyle kafa kafaya gelecek hop attı kendini. Fanförsü Tosic hikayesi. Bak mesela Seferovic <laughs> o da buraların adamı. Bakma sen o Türk kültürüne falan aşina bir çocuk. Tabii canım çok hırslı bir de nereli zaten Sefer şeyli değil mi? Ee, ya Şemin İsviçre takımında oynuyor da galiba Arnavut mu? Oviç. Oviç var bir kere. Oviçli Net de ne? Boşnak mı oluyor? Nereli oluyor? Ha, boşnak olabilir. Oviç ya bir boşnak, kere. Boşnak evet, boşnak. Ya buraları bilen adam yani. O kültür var yani. Kü... Alioski mesela bak bizde öyle Alioski. Muhteşem e Yüzyıl'ın da... ilk iki sezonunu falan net izlemiştir. <laughs> ya öyle onlar çok üzülüyor. Mesut, Mesut onlar de, izliyor. Mesut mesaj atmış olabilir Diriliş Ertuğrul setine. Diriliş'e de... başlayayım mı demiş. Mesut demiş çok sarmadı beni. Muhteşem'i tekrar izliyorum. Yani öyle bir dizi koliktir onlar. Kosova'da, Bosna'da falan en çok Türk dizileri izleniyor. Bilirim hocam. Ben Makedon'um. Makedonyalıyım. Makedonya'da Bilirim. falan da Türk dizileri bir numara. Tabii canım. Elveda Rumeli bir yaptılar anasını satayım. Gerçeklikle yakından uzaktan alakası yok. Şive ve adam akıllı. Ama Balkan kültürü hadi yansıtalım. E, Rating rekorları kırdı ATV'de yani. de Vedat iyiydi ya. Vedat Fenerbahçe camiasıyla da böyle hani Vedat'ı sokakta da görsen olan bu herif Fener'lidir tipi vardı ya böyle. Değişik bir çocuktu. Geniş alındı falan böyle. Hafif sarışın. Sarılırsın Vedat'a. Vedat, a. Vedat a bu arada çok katkı verdi Fener'de şaka maka ya. O hani o da iyi para için. kazandırdı. Bu arada Çok iyi. Ya. O 17 küsür o da ya. Bir çok sene iyi. oynadı değil mi de Fener'de? Bir Bir sene oynadı. Hatta Fener'de 20 hafta oynadı bile diyebiliriz yani. Daha Yan bir arada oynadı. sakatlandı. he Hasan Hoca Vedat'ı da işte Kosova milli maç gönderdi. Kosova İngiltere. Vedat bir gol bir asist yaptı yanlış hatırlamıyorum. Ya da iki, iki gol bir asist de olabilir. Ulan bir maç Hop. oynuyor bak nasıl piyasa yapıyor ya bir maç oynuyor. Elif de öyle gitti Fenerbahçe'de. Elif Fener'de çok oynamıyordu ki. Ama Makedonya milli takımda oynuyordu. Pat pat pat. Asist gol, asist gol hop. Gidersin. Bir de bir de. Şimdi Fenerbahçe'de İtalya'da... Fenerbahçe'de bir de şöyle bir reputasyon oldu. Fener çok oyuncu sattı ya bu ara. Hı -hı. Artık Avrupa'dan scoutların falan direkt baktığı kulüp oldu. Ulan ne var evet. bunlarda? Yine vardır belki. Bir bakalım. Evet. O kulüp şimdi, oldu bir de. E, o Maalesef, kültürü ufaktan yakalamaya var. başladı Fener. İşte o kültürü, bu benim... Yani oturtmasını istediğim her Türk kulübünün oturtmasını istediğim hayalimdeki yapı buydu. O yüzden bunu Fener'in yapmasına Beşiktaş taraftarı olarak üzüldüm. Yani Türk kulüpleri geliştirici ve ilerletici hani ben seni aldım. 10 üzeri 4 aldım. 10 üzeri 8 olma potansiyelim var. 7'ye kadar çıkarıp satacağım. Yani hı hı. Türk kulübünün hedefi bu olmalı. Hı hı. Hani biz Vedat Medat ilk gittiğinde olan bir hülleme dönüyor? Ali Koç İtalya'dan bilmem ne mi yapıyor dedik. Şimdi giden adam da oynuyor abi. Elif Elmas oynuyor. Şimdi Kim Mince'yi adam aldı. Oynatacak. İlk 11'di zaten oda. Yani Vedat Muriki Osasun adamı neydi geçen sene? Oynuyordu. Yani giden aynen. adam da oynuyor. Bu sene 8 milyon. Zaten Hasan Hoca önemli olan o. Şimdi sen buradan adam gönderirsin. Ama oynaması gerekiyor ki tekrar gözler sana dönsün. Yani, yani Elif oynamaya devam etti. Zalai Elif de patates gidecek. olsaydı. Aynen. Öbürü patates olsaydı. Kim Mijay'ı kimse almazdı mesela. Aynen öyle. Aynen. Ama Elif oynuyor. Adam hani yukarılara konuşuluyor transferi. O zaman bunlardaki diğer çocuk için referans oluyor. İşte Şimdi bunların... Zalai de öyle gidecek. Zalai de Macaristan'da ee, Macaristan performansıyla asıl yani gidecek. Bunları Beşiktaş yapsın isterdim. Açıkçası buna bir buna imrenirim. Ben öyle şampiyonluk sayısı, mampiyonluk sayısı. Onun 10'muş, bunun 15'miş, bunun 20'miş. Lan ne sanki. Şampiyon oluyorsun. Şampiyon oluyorsun. Bir hafta sonra şunu konuşmaya baş. Ulan hocanın sözleşmesi uzamadı. Ulan falan kiralık kalacak mı? Yani taraftarlık. Yani mühim olan şey 365 güne yayıldığında kaç günü mutlu geçiriyorum. Maaş ödenmiyor diye bir laf çıkıyor mu kulübümde? Güzel bir futbol oynanıyor mu? Güzel bir ortam olunuyor mu? Ben buna bakarım. Evet. Şampiyonluk bir hafta konuşulur. Bir hafta konuşulur abi. Maddi olarak da bir getirisi yok artık. Artık bu dakikadan sonra yetiştirici kulüp olmak, geliştirici kulüp olmak, parlatıp sürekli satan kulüp olmak ve bunları yaparken de güzel bir futbol ortaya koymak. Hani Vodafone Arena'ya ben geleceğim. Hele ki şu sıra 21.45'de başlıyor maç. Ya ben pazart geleceğim. Pazartesi stat'tan çıkacağım. Sen bana %22 topla oynayacağını. Abi ben böyle bir şey kabul edemem yani. Hani bu yolun sonu şampiyonluk bile olsa ben bunu kabul edemem. Aynen ben öyle bu arada. İstanbul'da yaşıyorum. Eve gideceğim 2.30'da 3'te. sen beni eve güzel bir şey izletmeden yollayacağını. Kabul edemem böyle bir şeyi yani. Yani işin e, zaten Hasan Hoca para veriyorsun vaktinden ayırıyorsun cebinden ayırıyorsun maça gidiyorsun sen bana bir oyun göstermen lazım ben Beşiktaş ne yaptı Fener ne yaptı gittiğim takımın taraftarı olarak bunu görmek zorundayım bir kere yani. Hani bu zaten ya İngiltere'de falan bu iş böyle değil mi Hasan Hoca ya adam e, sana bir oyun gösteriyor zaten hedef o yani taraftar biz e, onlar seyirci bir şey izleyecekler senden. Ama sen ya top, komple topu tut hadi ben bir tane ayağın altından kaçar atarım bir sıfır yenirim. E olmaz abi yani. Ben de boşuna geldim o zaman seni izlemeye dersin. Ha, Fener için de bak yazanlar var. Evet Fener'in çok uzun sürü oldu. Hani bu iş e, biraz daha kültür kaybediyorsun çocuklar Fenerli olmuyor falan. Ha, ama 9 sene olduğu için yoksa biz de her sene şampiyon olan bir kulüp değildik. Bir de şampiyon olmadığında da tüm sene üzgün gezmiyorsun yani. Ha, Beşiktaş oldu Trabzon oldu geçen sene. iki gün sövdük saydık bunlarda oldu diye. Ertesi gün dedik ki Jesus gelsin daha da hemen yeni sezona başlayalım. O kadar sürer. Ya o kadar sürüyor. Millet abartıyor bu tarz şeyleri. Ben bunları her zaman söylüyorum. Bu işlerin en büyük etkisi ne biliyor musun? Senin dediğin gibi genç çocuklar, genç daha hani ilkokul, ortaokul seviyesindeki çocuklar takım tutarken. E niye Fener'i tutayım ki ya? Fener hiçbir şey yapamıyor oluyor. Hı hı. Bir de ülkeye gelen göçmenler. Ben geçen alı sahaya gittim. Somalilerin hepsi Beşiktaşlı. E niye adam 5 e senedir, 6 senedir burada. 6 senenin 3'ünde Beşiktaş şampiyon olmuş. Yani efendileri tutmaz yani Somalili adam. Aynen öyle. Yani işte Surreliler, Afganlar falan bunlar işte daha takım arıyorlar. Yani iyi takım bakıyorlar. Bunlar da tam mesela Trabzon bu sene de şampiyon olursa Suriyeliler de, Afganlar da falan bir Trabzonspor'a dönüş olabilir onları geri yolladığın zaman bu sefer orada da mı Trabzonspor'u tutacaklar? Bunlar hep kafama takılıyor. <laughs> Yok herhalde bırakırlar ya. Ligi e, takip ettiklerini. Yok ya bir yandan hani döndük ama Trabzonluyuz. Biz her yer Trabzon diye orada da <laughs> Suriye'de de öyle bir <laughs> Trabzonlar aşılamış olabilir çünkü damara. Bak siz her yer Trabzon. He. Bu sene de Trabzon gerçekten ciddi bir Suriyeli taraftar kazanır. Emin ol göçmenleri çok etkiliyor bak. Yemin ederim Alı gittim. Alı sağ'daki 10 tane Somali'li göçmen kardeşimizin üstün 7 tanesinin üstünde Beşiktaş olması vardı en az. Abi Tabii etkileniyorlar yani. yani. Başarılı olan kulüpten etkileniyorlar. <laughs> <laughs> Yok etkileniyorlar tabii canım. İşte çocukların hikayesi de o yüzden. Fener çok uzun süre olduğu için bizim için şampiyonluk çok önemli. Artık bu sene çok şeye dönmeye başladı bizde. Ya satmayalım kimse yeter ki şampiyon olalım. Hani bu sene şampiyonluk çok önemli. Çünkü biz, bizim için zaten her sene şampiyonluk çok önemli. Bu sene olamayalım. Seneye de şampiyonluk ya çok olamadıkça önemli. Olamadıkça bir sonraki sene daha da önemli. <laughs> Aynen. Hani bu sefer mesela 9 senede mi olamayacağız? 10 senede mi görmeyeceğiz? Falana gidiyor iş. Aynı ya bilmiyorum. Mi? Hani bahsedildiği kadar önemli bir şey değil bence ama tabii ki uzun süre olamayan bir kulüp için ve hani alışkanlığı şampiyonluk olan bir kulüp için 8 sene olamamak çok ağır bir şey. Ben Beşiktaş'a hep benim koyduğum bir hedef vardır. 1/3'te birse bana yeter abi. Çünkü Galatasaray var, Fenerbahçesi var. Trabzon hani çok bu denklemin içinde değildi ben çocukluğumdan beri. Trabzon'la Başakşehir ve Bursa'nın şampiyonlukları, unik şampiyonluklardı. Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe var. Beşiktaş bu 3 takımdan 3 senede bir şampiyonluk alabiliyor mu? İyi, tamam. 2 senede yarışsın bana o heyecanı versin tamam işte. Ay, güzel oynasın, işte batmasın, maaş ödeme işi olsun. Kimse çalmasın, çırpmasın. İyi topçular verelim, iyi topçular alalım bilmediğim adamlar izleyeyim. Benim bir de öyle bir isteğim vardır. Hiç olmuyor Beşiktaş'ta ama mesela Bobo geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Corinthians'tan Bobo diye bir adam. İsmi de güzel. Hani böyle masal kahramanı gibi. E şimdi Delali 50 bin kere izlediğimiz adam. Yani böyle hiç tanımadığım adamı Beşiktaş'ta görmek isterim yani. Biz bunun çok, biz de bunun çok isteğini çektik ya. Mesela geçen sezon bizim için müthişti. Şimdi işte şey çıkıyor. Morita haberi çıkıyor. Morita. Ulan hayatımda duymamışım Hidemasa Morita. Hop bir haber. Hemen YouTube skis. Morita kimdir? Ee, scoutlar, flute'lar düşüyor. Morita şu kadar top oynamış. Fener'in Yani hiç bilmediğin adamı oturup e, izliyorsun. E, bu harbiden bir heyecan katıyor bu arada. ya. Yani Delali'nin ne vereceğini tahmin edebiliyorsun. Tutarsa yapabilir. Tutmazsa seni de patlatabilir. E, hem Mozambik ikinci Liginde falan böyle aynen oralardan biz scout hamlesi. Ee, Bak mesela, geçen sene Kazımpaşa'da izlememe rağmen bu sene benim en sevindiğim transfer arkaya da astım muleka abi ben böyle adam severim yani benle bir yere gelsin adam hani tanımayayım adam. adamı burada tanıyayım isterim ya burada göreyim isterim adamı yani ki senle büyüdükçe de böyle senle geliştikçe çok farklı bir bağ da oluşuyor Tabii ben canım. o hep evlat derim aldık QPR'dan o sayıyı geldi. Ulan sağ kanatta oynattı Erol Bulut. Gidecek dendi falan. Vitor geldi kanat bek yaptı. Twitch'te FIFA oynuyor şimdi. Kendini bek yapıyor. Kadıköy'de gol atınca Serdar Rus'un gol atınca CU falan çekiyor. O kadar fenerli oldu şimdi. Yani bu adam benle beraber o aidiyeti yaşadı. Şimdi giderse ee, her gittiği yerde de bizim adımız geçecek. Sıfırdan geldi yetiştirdim. Ferdi keza öyle. Hollanda'dan gelmiş mis gibi memleket. Türkiye'de benim ne işim var kafasıyla. Bak biri gelmiş. çete demiş ki örnek Alex bence değil. Değil canım. Alex'i Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye karşısında izledik. Milli takımında. Tabii. ben Alta o maçı hatırlıyorum gol attı. Türkiye'ye gol attı Avrupa'da. galiba. Tabi tabi. Konfederasyon kupasında Türkiye'ye gol attı. <laughs> Brezilya aynen. Abi Ronald bilinmedik adam tabii. ya. Bilinmedik adamdan kastım nedir? mesela Ribery Metsten adam Ribery diye bir adam getiriyor gariban tipli bir çocuk ama ne çıkıyor içinden o işte heyecanlandırır aynen yani Marcao Portekiz'in düşme takımı alıyor geliyor ne yapıyor adam Crespo bir, yani Tabii adı ne? geçtiği gün öğrendiğin adam mesela yat da ara Ekrem Ekrem Memoğlu yapan iş ya. Yattı ara. Bence çok yani ek, en iyi 10 Ekrem Memoğlu anının birincisine falan yattı arayı yazarım. Çok büyük transfer yani. Bence çok büyük transfer abi yani. O yetenekli bir adamı getirmek tipi, halleri maskot gibi çocuk. Çok tatlı yani. Öyle bir çocuğu bulmak garip bir hareketi vardı onun. Kaleciyi şöyle yatırır, tak öbür tarafa atardı. Acayip bir adam ya. Yani. Mesela Hı. Trabzon aynı dönem bir adam daha aldı. Patladı. Bilcen adama bak. Marcelinho'yu aldı Ertabelli'nin. Brezilyalı. Bu sarı, da dedi sarı kafa, sarı kafa bu da gelsin. Gel yani olmadı. Niye? Ya o adamı tanıyorduk zaten dünyada. Ha, Ama ara, bu ülkede ara da... oldu. Yetenekli metenekli Çok oldu böyle transfer ya Trabzon'un jajalar falan denedi Usta Olan oluyor... transfer nedir biliyor musun Transfer ettiğin gün Pasaport çıkarttığın adam <laughs> Transfer olur işte Adamın Dersin ki ya hadi alalım uçak biletini gel Pasaportum yok der mesela Transfer 10 gün uzar e, Transfer odur Bul yani Dar sokaklardan bul yani Mesela Allah yar Sayyat Maneş. Hani bu ismi çıktı. Ulan İran işte bu adam varmış. Böyle bir isim varmış ya. Efendinin kasaya para koydu gitti şimdi. Ha, piyasasında. Ondan sonra o adam geliyor. E, şey gelemiyor 18 yaşında değil. Daha sözleşmeyi mizah Hani böyle saçma problemleri olan transfer. Saçma problemler yüzünden uzayan transfer. Allah yar işte. Hiç oynamadı Fener'de. Çocuğunu hatırlıyorum. Bir tane kafa vuruşu var Fener'de. 91'de oyuna girdi. He şimdi 3-4 milyon para kazandıracak bizden, Championship'te oynuyor yani. Mustafa Muhammed askerlik yüzünden uzadı mesela. Yani mu ne ne alaka Mustafa Muhammed idi? Bak mesela Asker... Mustafa Muhammed geldiği gün inanılmaz korkmuştum. <laughs> Abi bak, Galatasaray'a geldiği gün öğrendiğim adamdan korkarım. Bir de biskülsi vardı Mustafa Muhammed'in Hasan Hoca. Bilmediği zım, not, zım, zım. bilmediği not baş ağrıdır. <laughs> Korkarım abi böyle transferden. Ya Seferovic geliyor biliyorsun ne verir. Ya biliyorsun yani Galatasaray'ı şimdi aldı adama Seferovic Mertens. İyilerse Galatasaray şampiyon olur. <laughs> Aynen. Yani bunlar kafayı verirlerse Galatasaray şampiyon olur. Yani bir stres yok ama ulan işte Galatasaray Mısır Ligi'nden bir adam olmuş. Ulan asbinallah niye almış ya böyle bir adam. Ya bu adam Muhammed Salah olacaksa da olamamışsa ve burada Muhammed Salah olmaya karar verirse. Yani böyle bir korku. Mesela Delgado'nun alındığı gün aklımı kaybetmiştim. Transfer biraz böyledir ya. Yani. Transfer harbiden öyledir ya. Val Valencia falan çok bilindik adamlardı ya. Valencia'yı Mustafa... falan tanıyorduk be beyler yapmayın be. Tabii canım şeyden. Sizde bir, harbiden bir Gudiufi gelmişti ya. Beşar Gudiufi yanlış hatırlamıyorsam ismi. Ee, Balkanlardan gelmişti. Adını ilk duyduğumda ulan dedim. geliyor. şimdi Trabzon Spor Yönetiminden biri yazmış bana. Trabzon yeni bir adam almış. Muntasır Lahtimi. Surat, suratın kireç gibi oldu bak. Ne şimdi bu Trabzon. adam? korkutur. Yani gelmesin Şükür. böyle bir adam anladın mı? Yani Muntasar Latimi gelmese daha iyi olur. Hani Lyon'un yedek bıraktığı adam alsa bunu. Yani Lyon'a mesela Lyon'un yedek bıraktığı adamı Trabzon kiralasa daha az korkarsın. Ama şimdi Lahti Bu adam ne oynar? Ne yapar? Mane midir? Ya İçinden batıyor. Benim, benim en çok korkacağım adamı anlatıyorum sana. Şehir meydanında fıskeyi gördü. Aa, hayrat diyen adam. Hani o dünyayı seninle tanımış adam, dünyayı seninle görmüş adam. Yani o adamdan çekinirim. emenike mesela. Müthiş bir adamdı Karab Karabük'te. Ama ne oldu? Hayatı tanıyınca futbol herife yani, olsa da olur, olmasa da olur. Ama o hayatı ha. tanıyana kadar buldozer gibi ezip geçiyordu stoperleri. Sonra bir öğrendi işte 2014 Nijerya güzeliyle de evleneyim. 2015 güzeliyle de evleneyim. 2000... Sonra dedik yani ya... Koleksiyon o, yaptı o... bir ara ondan sonra aldı gitme derdik. Bacaklar su gitmemeye başladı. Ya zaten küçümsedi sonra futbolu hacı dedi biz hani futbol futbol ama hayat, bak... hayat varmış yemek varmış kadın varmış Geç, yani insanlar zaman geçirebiliyormuş gibi bakmaya başladı olaylara. Galatasaray Osmanlı spordan adam aldı. Bak Galatasaray'ın bir müthiş bir transfer dönemi var Dursun Özbek ile şampiyon oldu zaten sonra Fatih Terim geldi. Ulan her gün birini indiriyor. İşte Valencia'dan bilmem kim. Oradan bu. Buradan şu. Endiaya'yı aldığı gün ne dedim biliyor musun? Eyvah. Orada iki tane adam var. Hayat görmemiş. Dünya görmemiş. Ankara'da yaşamaya çalışıyorlar. Tek göz odada. Endiaya Umar Aminu. Ya yıllarca beşte dedim ki şu Umar Aminu'yu alın. Şu Endiaya'yı alın. Altı Saray Umarım Endiayı aldığı gün korkudan eyvah dedim abi. Çünkü bu adamlar topu yiyecekti ya. O presini falan hatırlıyor musun Endiayı'nın? Bir de gözleri açarak koşardı böyle. Gözleri ya bazen açarak... adam oluyordu önüne atıyordu bunun topu. Hani bana, daha fazla bana doğru gelmesin. Çok sert bir tipi vardı yani. Mizacı falan sertti adamın yani o adam futbola da değil. O adam yaşamaya aç en başta zaten. Ya adam görmemiş adam anladın mı? Görmemiş. Onun o gö gözündeki o görmemiş hırsı. Ama yaşamamış herif ya. Yaşamamış adamı bulacaksın işte. Yaşamış adam Mertens. Canı isterse Galatasaray şampiyon yapar. istemezse yapmaz. Delali. Bir sezon Ali Kulübü bırakırsa yapar bizi. önce. Delali. Geldi İstanbul'a. Sultanahmet'e götürdüler. Bir ezan okundu. O anda İmana geldi. Rahmana geldi. Dedi ki ya alkol sigara bize hayatımızı mahvetmişiz. Hem bundan sonra namaz namaz Ümraniye tesisler. Ümraniye tesisler namaz dedi. Oynar. Demedi. 2 milyon çöpe gitti. Aynen. Net transfer. Net transfer, yani. transfer. Ama şöyle aç bir adam. Ulan <laughs> bundan olur mu acaba? Beşiktaş geçen sene Fransa 2'den bir orta saha oyuncusuyla ilgileniyordu. Piyan içi almadan bir hafta önce. Adamın fotoğraflarını gördüm. Aklımı kaybettim. Yani aradığımız her şey dedim ya. Çünkü o takım, bak o takımı düşün. Teçeyra. Batşuayi, Gezzal, Rozier. Yani herkes orada biraz star. Bunu orta sahaya bir koyacaktık. Piyaniç yerine. Senin de açığını kaparım abi. Senin için de koşarım abi. Sizin için de pres yapayım. Durun siz zahmet etmeyin abiler. Gezal sen koşma abi. Sen ben koşma. Koşarım. Sen sadece orta aç. Ben senin oraya gelir pres yaparım. Müthiş bir çocuktu ya. Şimdi de mesela Galatasaray'la birinin adı geçiyor. Şamar Nikolson olabilir. İşte benim kafasın en korktuğum adam. Abi şimdi adı Şamar bir kere. Şamar Nikolson Siyahi bir adam. Dişlerin orta ayrık. Ee, gördün mü yani Bak, Adamın, adamda ne sorun var biliyor musun? Adam geçen sene futbola başlamış. 30 yaşında. İlk geçen senesi var. 30 golü var herifin. 29 golü var. 21 golü var. Geçen sene başlamış herif futbola. Bu adam seneye hani 100 tane de atabilir. İşte i̇stemem yani. Ben Melotti gelsin. Şamar evet. Nicholson geleceğine Belotti. Yani Belotti gelsin şunu diyelim. Sezon bitti. Geçmiş olsun. hani oradan sonra artık şeyi bekleyelim. Ulan Belotti ile Seferovic itmanda kapışır da yumruk yumruğa girer mi? Çünkü Şamar Nicholson da yumruk yumruğa da giremezsin. Haklısın Ama dersin de kafayı etmez. çevirsin. Ama tenezzül de etmez. O da şaman. zaten Ama... seninle girmez. O da şey gibi çocuklar bunlar. Lokum gibi çocuklar. Bilir saygı seviyesi. Sefer abi der. Sen nasıl diyor sen öyle olsun der. Bunlar ve tatlı da çocuklardır. Ama Belotti falan hadi hayırlısı der ya hadi der. İlerle der. Bunlar hem egosu olmayan, çalışkan takıma her şeyini vermeye hazır. Yani Galatasaray'ı şunu görüyor Şamar Nikolson şu an. Benim yaşam sevincimsin sen Jimbo. <laughs> hani şey çalıyor çocukluk aşkımsın. Hani sen benim diyor yaşam sevin benim bu sabah uyanma sebebimsin diyor. Bu çocuklar da öyle bir aidiyet oluyor. Böyle adam gelsin istemem abi. Böyle adam hani Belotte oynarız oynamayız aga kimin kime ne canımız isterse atarız Fener'e iki tane istemezse atmayız. Aynen. Ya veriyor musun? Fener derbi de atarsam primimi veriyor musun? Veriyor. Atarım abi o zaman. Yani Dursun Özbek tesislere geldi mesela. Kazanırsanız 100 bin euro. 100 bin mi? Dur lan, bir tane atayım o zaman. Ya <laughs> bir adam. Şimdi bu <laughs> adamdan korkmam. Falcao'dan korkmam. Ama Mustafa Muhammed, Şamar Nikolson, Bright Osayi Samuel. Bak illa Afro Amerikan olmasına da gerek yok. Kim Minje? Ne alaka? Kore'den getiriyorsun adamı. Elif Elmas. Makedonya'dan geliyor herif. Yani illa Afro Amerikan bir e, tanım değil bu. Tanım şu. Senin futbol piyasasına kazandırdığın adam. Yani Aynen. var bir yerlerde oynuyor ama senin vitrine koyduğun adam. Adam diyor ki ya bu kulüp beni aldı vitrine koydu. Aynen. Her şeyimi yaparım burada. Sen kulüp olarak diyorsun ki alın beyler bu topçudur. Ya ben diyorsun buna yatırım yaptım. Şamar Nikolson buyurun diyorsun. O çocuk kendini öyle veriyor. Şimdi Belotti onu ne elemiş eteğini asmış. Okan Buruk anlatıyor bir şey. Kim diyor bu ya? Anlatıyor bu amcamın oğlu diyor ya. Devam edin diyor abi. Oynarsak oynarız oynamazsak oynarız. Pampersi Pereira'ya bir şey anlatıyordu hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyız Çok konuşma ya. dedi ya. Ben tam dedi hadi. ya. Yani ben biliyorum zaten ve be bunları. Ben biliyorum baba. Çok anlatma. Başımı ağrıttın dedi ya. Gireyim oyunu oynayayım dedi. Girdi oynadı da mesela. Attı da mesela. Attı. Abi atar, o, o büyük maç... adam. Büyük adam değil demiyorum. Ama yani çok ha, konuşma o... dedi be. Heh, o maç mesela Hasan Hoca, müthiş örnek ya o maç. Hani Vitor Pereira daha yeni Kadıköy'ün 4. 5. haftası. Heyecanlı Vitor Pereira. Hani Van oyuna sokuyor. Elinde kağıdı var böyle ufak ufacık not anlatırken o azarı yedi. Üstüne bir de Vampiresi gitti. O maç gol attı. Ya çevirilen. otur rahat ol atacağım dedi. Attı mesela. Ha <laughs> yani orada mesela Vitor'un karizma iyice çizildi. Çok çizildi hem taktik verdi. Acayip dedi, çizdi. Hem beni dedi ki sen bir git dedi. Bir daha, yani daha da beni sonradan git. da alma dedi. Hani bir de beni, gol attı bunun beni, üstüne. Ben oynarım ya dedi abi. yani. Acayip. Ya işte. Başka bir şey. Bu ama dediğim gibi bak bu tarz transfer beni heyecanlandırmıyor. Ben her zaman ben Bobo tarzı transfer severim. Mesela Beşiktaş Ramon Motta diye bir adam buldu. Tutmadı. Ama mesela Anderlet tatlı inanılmaz bir gol var. Bizle Ramon Motta oldu. Hani Avrupa piyasasına bizle çıktı. Pedro Franco tutmadı. Ama bak tutan örneği var adam gidiyor. Kim getiriyor. Sen de getirebilirdin Kim Yani ben Anderlet mi dedim? Andi bu klip attı. Ramon Motta deyince aklıma hemen şu gelir. Bir eee Fener Beşiktaş derbisi vurdu direkten döndü Jermin Jones mu tamamladı yoksa Fener'e 60 mıydı öyle bir şey hatırlıyorum. Attı attı hatta böyle ağır ha, yaptı ha, ha. sonuna. Olimpiyatta Olimpiyatta, Olimpiyatta o maç Fener Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gitmesin diye Beşiktaş'a sattı maçı Beşiktaş maçı alamadı. Bak ben, Türkiye, ben Türkiye'de de dünyada da çok şikeli maç gördüm. <laughs> Şikeyi reddetme yani şikeye rağmen yapamamayı ilk kez o gün Beşiktaş'ta gördüm. Yani Caner Frikik atıyor taça atıyor topu ya. Yani <laughs> lan atmayayım diyor Frikik. Yanlışlıkla girer diyor. Birine çarpar da girer diyor. Topu tacı atıyor. Ya dönün kazanın be abi ya. Yok Beşiktaş şey yaptı. Yok acıbe. be. Ee... Yok dedi ya Galatasaray gitsin dedi Beşiktaş. Ki o zamanlar <laughs> Şampiyonlar Ligi geliri falan. Acayip bir şeyler. Acayip, acayip değiştiriyor falan. kulübü yani. O zaman Galatasaray öyle şampiyon oldu ya. Bir Şampiyonlar Ligi geliri alıyordu şampiyon oluyordu. Gidiyordu geliri alıyordu. Nasıl etkiliyordu kulüpleri? Ben hatırlıyorum ya. Beşiktaş tarihinin en önemli maçıydı yani. <laughs> Sov bir tane gol attı. Böyle kimse da gol at demedi böyle. Kendiliğinden gitti bir araya saldırdı, kendini attı. Mutta 1-1 i̇lk... yaptı diye hatırlıyorum. Abi bir tane daha atsanız Şampiyonlar Ligi'ne gideceksiniz ya. Bir tane daha ya. Atma Ki, sol sol attı. İlk, i̇lk golü de hatırlıyorum mesela Hasan Hoca sol, soldan, sol Soldandı, attı, sol attı. Girdi, o maç. Soldan soldan girdi. Ana pas geldi. Karşı karşıya kaldı. Tolga Zengin tutar diye çok basit vurdu Tolga Zengin yedi <gülüyor> mesela. <gülüyor> Ya çok saçma bir maç. Benim en kötü derbi o ya. Benim bir sürü kötü derbi mesela Millet sayar orada yenildiğimiz maç burada. Benim en kötü derbim o ya. Hiç anlamsız şekilde yenemedik Fener'i yani. Hani Bizim de gerçekten hiçbir iddiamız yok. Ya, ya oğlum yani. bitirmiş Fener. Ersun Yanal ha, ha olmuş aynen. bitmiş Hayatı yani. bırakmışız yani biz hayatı bırakmışız. Hani şey falan diyor. Sov diyor ki çıkalım da bir namazımızı Fener şükredelim. Fener'in Şampiyonlar Ligi'nden meni var. Aynen. <laughs> Galatasaray gidecek. Fener'in tek derdi şu. Galatasaray gitmesin de 30-35'i almasın. Beşiktaş alsın. Beşiktaş alsın. Beşiktaş zaten feda da 30-35 anca borcunu harcını kapatır. Aynen. Çok bir hani Beşik Galatasaray alırsa fark açacak. Beşiktaş bir de alsın. Bir nasıl iyi gelmiş Fener Beşiktaş. Beşiktaş Fener bir de. Kadıköy Hayır, de Beşiktaş, değil. Evet. Hani şey fiyat... değil öyle bir Kadıköy baskısı da yok. Beşiktaş Fenerbahçe kötü de bir hava vardı böyle yani. Saçma bir hava var. Yani yen 35'i al diyor Fener. Yenemiyorsun abi. Niye yenemedim biliyor musun işte. O, şimdi bak o yayının başına dönüyorum. Mert Hakan tipi adam diyorsun ya. O Beşiktaş o kadar temiz yüzlü çocuklardı ki. Olcay, Veli. Mesela Olcay sonradan öğrendi. Ama yaşaya yaşaya. Mesela Olcay o maç kırmızı kart gördü. Ama yaşaya yaşaya Mesela Trabzon'dayken bir Galatasaray maçı vardır Olcay'ın. Fegüli'yi mi attırdı? Birini attırdı oyundan. Yani girdi oraya böyle birilerini kırmızı kart gösterdi. Kendini attırdı. Ama öğrendi, de, Murat öğrendi. Öğrendi baba. Çok... yaşaya yaşıyor öğrendi. O gün için Beşiktaş maç alacak bir takım değildi. Çok böyle toy adamlar Türkiye'yi bilmeyen yabancılar toy yerliler, gurbetçi çocuklar ya Fener oynamıyor. Ya, Şikayet yaptı demeyelim de Hani onu ta amiyane tabirle söylüyorum. Yani Fener Tabii diyor ki oynamayalım diyor yani babacım. Ya Fener'in Fener başkan Fener başkan yeni çıkmış hapisten zaten yani. Fener'in öyle maç satacağız havası yok. Yani oynamıyor ya anla diyor yani. Eşeğe diyor lafın tamamı söylenir diyor. Oyna diyor yani. Kazan bu maçı diyor yani. Baba kazan ya. Kazan bu arada ya. O maçı kazan da kazan ya? yani. evet. Ama çok işte diyor mu toy çocuklar alamadılar yani. Bırakılmış maçı bile alamadılar. Jermaine Jones vardı galiba değil mi hoca ya? Amerikalı. Hatırlamıyorum ki ya. Rasta saçlı. Hatta bir vurdu direkten mi döndü yanlış mı hatırlıyorum ben. Çok güzel bir şutu vardı. Attı ya bize hatta galiba. Atmadı Sanki ya. De. Jermaine Jones'un Fener'e golü yok. O maç Ramon Motta'nın golü var. Jermaine Jones diye biri de geldi size harbiden ya o zamanlar. Beşiktaş'ta ne adamlar alıyordu. Gel Geliyordu gidiyordu bir sürü adamlar. Valla e, o sezonki Beşiktaş'lar falan harbiden efendi feda Beşiktaş'larıydı. Ya o çok efendiydi ama o da fazla efendiydi. Yani şeyi <laughs> alamıyor yani. Bak mesela o takım... E, Arsenal'le şampiyonlarla yönelimi oynadı. Ve o çocuklar Arsenal'i eliyordu. Taş gibi top oynadı bak. E, Arsenal taş. eliyordu o takım. O takım kötü bir takım değil ha. Yanlış anlama. O takım o derbileri falan oynayabilecek bir takım değildi o çocuklar sadece. İyi çocuklar iyi topçulardı yani. İyi topçular çok iyi topçular değillerdi de. İşte bir Dembaba geldi bir e, ha, şey kattı. E, Sosa da Kalite yani kattı. Da... Sosa bir kalite kattı. Mesela Feyenoord'u eledi o takım. Hani bugün ciddi başarı yani. Ve Arsenal de eliyordu o takım. O çocuklar Arsenal de eliyordu. Ama aynı çocuklar Fenerbahçe'nin ilan ettiği gün Fenerbahçe'nin bittiği liginin günü gün, Fener'i yenemiyor. Yani o derbi oynamak çünkü başka bir şey. Çağlar bir bir tatmış. sen söyle. Mesela Azan Hoca diyorsun ya. Toy Beşiktaş'tı ve Efendi çocuklardı diye. Mesela o sezon biz de Hatta Galatasaraylılar da böyle Beşiktaş'a şey bir nefret yoktu mesela. Harbiden çocuklar bir şey yapmaya çalışıyor. Vardı dışarıdan da mesela o sezon. Bak ben zaten her zaman şunu diyorum. Beşiktaş'a laf atan rakip gördüğünüz zaman adama saldırmak yerine sevinin. Çünkü Beşiktaş yıllarca bu ülkede en sevilen takımdı. Vallahi evet. Çünkü yıllarca başını alıp evine giderdi. millette çok severdi o ensesine vur lokmasını al takımı. Öyleydi vallahi. Ne zaman Beşiktaş sevilmedi, nefret objesi oldu, Beşiktaş başarılı olmaya başladı. Yani bu ülkede her zaman böyledir. Ben seni ben burada Galatasaraylılar, Fenerliler var benim chatimde. Her zaman beni izliyorlar. Ben diyorum ki oğlum ben Galatasaray Fenerbahçe kimle oynarsa oynasın rakibini tutuyorum. Ben de hoca yani. Bu sizin büyüklüğünüzü gösterir. Ben sizden bu kadar nefret ediyorum. Çünkü benim çocukluğumda bunları bana yaşattınız. Fenerbahçe Olympiakos'u oynasın ben Olimpiyakos tutuyorum. Galatasaray PAOK oynasın ben Pauk'u tutuyorum. Siz de böylesiniz. Birbirimizi kandırmayalım. Birbirimizden nefret ediyoruz ki bu iş böyle güzel. E tabi canım hoca yani. Ben ha, niye abi, Sen benim niye anama söversen ya? ya da benim kulübüme söversen ben seni chat'ten bloklarım. Ama senin kulübüne de kimsenin sövmesine chat'te izin vermem. Sen alınma diye. Ama futbol zaten nefret içinde olan bir şeydir bu. Taraftarlığın içinde nefret de vardır. Yani Tabii canım. ben Galatasaray'ın yani mecbur kalsam desteklemem. İşte neymiş PSV ile oynayacakmış da işte ülke puanı artacakmış. Artmasın abi ülke puanı. Ben Galatasaray'ı tutmam yani. Hani nakit parayla Galatasaray'ı Fener'i tutturamazsın bana. Nakit ödesem bana ben tutmam abi Galatasaray'ı Şey örneği çok iyi örnek Azon Hoca. Hani dedin ya o zamanlarda mesela dedin bize sövüyorlarsa mutlu olun dedin. Mesela bu rakip tutma mevzusunda 2010'larda 11'lerde Beşiktaş hani Avrupa'ya gidebildiği zamanlarda tutuyordum diyordum lan yani kazansın Beşiktaş. Ama Şenol Güneş'le o şampiyon oldunuz ya. Avrupa'da hep rakibi tutuyorum ulan yiyin artık be gibisinden. Abi Ama o Galatasaray... işte seni e, o işte bu rekabeti diri tutar. Beşiktaş bu rekabete Şenol Güneş'le dahil oldu. Daha önce evet. bu rekabetin bir parçası değildi yıllarca. Mesela 90'lı yıllarda yaşamış büyüklerinize sorun. Beşiktaş'tan onlar tiksinirler mesela. Çünkü Fener'i içeride dışarıda yeniyormuş. İçeride dışarıda sürekli yeniyormuş. Fener hangi hocayı alırsa alsın yeniyormuş. Hangi kadroyu kurarsa kursun yeniyormuş. O zaman nefret ediliyorsun. Nefret bu işin içinde var. Ama nefreti şiddete dönüştürmeyeceksin. Tabii canım. Ya benim yani, ulan birine gideyim de döveyim. Birine gideyim de şu bıçağı saplayayım lan. O konu çıkarma. Galatasaray Fener'i sevmiyoruz. Sen de Beşiktaş'ı Galatasaray'ı sevmiyorsun. O da Fener'i Beşiktaş'ı sevmiyor. Çünkü biz taraftarız kardeşim. Birbirimizin hayatına saygı duyacağız. Ama birbirimizi sevmemizin hiçbir yalandan Ebedi dost. Niye? Değiliz abi ebedi dost falan. Niye dost olayım bir de abi seninle? Ben kendi taraftarı olan adamla bile dost olamam. Tanımadım etmediğim adam. Seninle <laughs> zaten dost değiliz. Birbirimizin üzüntülerine sevineceğiz. Ama birbirimizi dövmeyeceğiz. Bu kadar basit abi. Yani Bu evet, denklemin abi, içinde evet. yaşayamıyor muyuz yani? Ya çok zor bir şey değil. ha Bir araba kardeş takım mı? Bırak abi ne kardeş Hadi abi hadi. Benim peder. Kardeşi Hasan olan Hoca... elinden tursun parka götürsün abi. Bu spor, rekabet. Burada çok ciddi nefret de olur, sevgi de olur. Aynen öyle. Benim babam Hasan Hoca hasta Galatasaraylı'dır. Işte. Öyle böyle değil. Öyle böyle Galatasaraylı değil. Real Madrid Galatasaray maçı var. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı. Galatasaray 3-1 önde galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya izliyoruz. Ee, sonunda 4 oldu Galatasaray offside'dan döndü. Hani gol oldu. Karalar bağladım. Offside'i verdi. Messi sevinci yaptım dedim. Allah'ım çok şükür. Çünkü bu adam benimle dalga geçemeyecek. Kadıköy'de kaybettik. Geldiler bize Kadıköy'de çaktılar. Galatasaray. Babam o sabah beni Onyekuru'dan koşu var müziğiyle uyandırdı. Ya, bu işin oluru budur ya. Oluru budur yani. Bu se dün işte Galatasaray geçen sene Barcelona maçı oynamış. Ya Marka onun golünde de sevinmezsin ya. Sevinme yani. Marka atacak eleyecek sonra biz çekeceğiz bunları ağzını yani. Sevinmezsin. Ya mesela bak şeylere falan çok uyuz oluyorum. Abi tribünden Seba'ya sövmüşler. Abi senin de Lefter'e sövüyorsun bir. İkincisi futbol izleyicisi, tribünden futbol izleyicisi adam. Yani kitle bu. Metin Oktaylar, Lefterler, Süleyman Sebalar. Kimse birbirinin ölmüşlerini küfürsüz boş geçirmiyor. Öyle abi böyleyiz yani. Hani değilmişiz gibi davranmanın bir anlamı yok. Küfür bu işte var. Bizim ülke var ya çöp ya. Adamlar Sebo'ya sövüyor. Git bakalım Glasgow adamın yedi cettine sövüyorlar ya. Adamın kemiğinin iliğine sövüyorlar ya. İskoçya'da sövüyorlar, İngiltere'de sövüyorlar, İspanya'da sövüyorlar. Alıngan olmayın. Karşı tarafa karşı alıngan olmayın. Çünkü siz de yapıyorsunuz aynısını. Tüm tribünler aynıdır. Lan bizim taraftar asil ya. Kolpacısın. Asla kimse asil değil. Aynen ya bizim öyle. taraftar <laughs> bir başka ya. Değil. Hepsi değil aynı. Abi. Putin tezahüratı yapıyorsun ya sen. Babacım yani, sen Putin diye bağırıyorsun. Öbür adam seni sevmeyen ölsün diye bağırıyor. Öbür adam Metin noktayı Ali Samiye'nin katıyor karıştırıyor. Öbür adam başkan hapiste sahaya don atıyor. Yani, yani birini diğerinden ayırmadan Aynen. böyledir Aynen. bu iş. Serttir. Ha, ona şikayet etme çünkü sen yapıyorsun. Sen yaparken çok da zevk alıyorsun. E, yani. Sen yaparken şey. mutlu oluyorsun. Sana yapılınca oturuyorsun ağlıyorsun. Yani bu yakışmaz. Bu rojona sığmaz. Ağlamayacaksın. Gününü bekleyeceksin. Günü geldiğinde sen de ona yaparsın. Hani sen başkanın <laughs> hapis, Bekeceğim. senin başkanın hapiste sana don mu atıyorlar? Yarın sana gelirler. Sen de çikolatadan şampiyonluk madalyası yaptırırsın. Rakip kaleciye bravo şampiyon oldunuz diye madal şampiyonluk çikolatası atarsın böyle madalyon şeklinde. Yani sana yapıldıysa oturup ağlamak yerine daha acıtıcı olanı düşünürsün. Daha evet, dalga geçileceğini düşünürsün. Yani i̇ntikamını in... alırsın. Ya bu bu arada bu barbarlık da değil. Bu işin doğasıdır Babacım, ya. Bu, bu barbarlık değil. Bu ne biliyor musun? Ben sana anlatayım. Türkiye tarzı ülkelerde yani futbolun bu kadar hayatın merkezine alındığı yerlerde. İngiltere'de de böyle, İskoçya'da böyle. Adam patronuna söz geçiremiyor. Çalıştırdığı adama söz geçiremiyor. Çok zengin adam ortaklarına söz geçiremiyor. İçinde bir dolan var, içinde bir biriken var, içinde bir öfke var. Nasıl çıkarırım bunu? Ben Glasgow'luyum. Celtic maçı ne zaman gideriz? 90 dakika bir güzel küfür ederiz, deşarj oluruz, evimize döneriz. Ben Chelsea'liyim. Arsenal maçı var. 90 dakika bir sayarız, söveriz. Terapi gibi gelir, çiçek gibi çıkarız. Benim öyle Fenerbahçe'li tanıdıklarım var ki. Adamları görüyorum. Söyleyeyim de Ersinileri var. Giray var. Ya tanıdım adamları. Bir düğünde karşılaştık. Birkaç kere. Ya dünyanın en beyefendi insanları. Hepsini çok severim. Hepsi çok yakın abim ya. ya. Giray, Giray, Giray abi. Ersin. İkisi de var ya bir numara beyefendi adam. Ben eminim ki Süleyman Sebe'ye tezahürat girildiği anda ciğerler kopana kadar giriyorlar tezahürat. Çünkü <laughs> adam 20 saat boyunca efendi. Ama 2 saat onu çıkarması lazım. İçinden o pisliği irini atması lazım. Atamazsa özel hayatında atar o irini pisliği. Mis gibi bir yer orası. O yüzden ben hiçbir şeye alınganlık göstermem. Mislim. Ama karşı taraf alıngan olduğu zaman ona çok kuruluyorum. Yani kendini iyi sanıp karşı olan böyle bir şey söylenir mi be? Ayıp Beşiktaş. Yok ya. Sen söveceksin ben sıra bana gelecek ben söylemeyeceğim. Böyle bir dünya yok. <laughs> Aynen öyle. Bir de ya mesela o tribünle girdiğin zaman hani seninle beraber ortak bir e, karşıta sövülüyor. Hani senin nefretin var birine ve orada 50 bin insanın aynı objeye nefreti var. Bundan daha güzel bir yer olabilir mi ya? Hani Fenerbahçe tribünü Muslera sahaya çıkmış. 50 bin, 52 bin insan birleşmişsin. O renklere daha sıraya küfür ediyorsun. yani herkesin gayesi ortak bir alan, ya yani mükemmel deşarj olacağın alan. Ya ondan sonra abi küfürünü et, kafirini et rahatla. Ama yarın TT Arena'da bana şu pankart açıldı, bana böyle bağırıldı diye basın Ağlam açıklaması ya. yaptığın <laughs> gün komik duruma düşüyorsun. Aynen öyle. Abi bırak yani bu tribün bu ya bu yani açık hava açıktır bu yani. Her şeye açıktır. Ha, çok 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 abuk subuk bir şey yapılır. Onun da cezasını kurumlar verir. İşte Putin diye bağırıldı ki bence çok 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 abuk subuk bir işti. Bu EFA dedi ki bu çok 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 abuk subuk bir iş. Cezanız bu 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 dedi. Hı, hı. Yani çok abuk subuk olunduğu zaman karşılığı görülür. Ceza hı. anlamında görülür. Ha, bunu da ama işte benim sövdüğüm senin bana sövdüğün takımın taraftarı değil kurum verir zaten. Bunu kurum dedi. verir abi. Hani orada da şunu dememek lazım. Ulan fenaller böyle ya. ya fenaller böyle de abicim. Seni sevmeyen ölsün diyorsun. Usema baba kıyak yaptı falan yeri bombala diyorsun. Yani <laughs> Ya bak az Hoca çok basit. Hepimiz aynıyız babacım. Bak senin Heh. baban Galatasaraylı. Yani demek ki bizim ülkede taraftarlık Etnik, ekonomik, dini, kültürel değil. Hepimiz aynıyız. Sen babanla aynı evden çıktın. O gazeteyi tuttu, sen feneri tuttun. Olabilecek bir şey bu. Evet tabii sabaha kadar ki, benle alay eder. Kendini yapar. yukarıda, karşındakini aşağıda görme. Yani Onlar böyledir. yok onlar dediğin adam senin alt komşun, baban, kuzenin, dayının oğlu. Yani bir farkın yok. Ben hep bunu anlatıyorum. Ben Galatasaray'dan Fener'den nefret ediyorum. Sen de Beşiktaş'tan nefret ediyorsun. Budur zaten bu iş. Çağatay Max 100 bit atmış. Ee, rıza iki ekmek bir süt herhangi bir kurumsal ceza alacak bir pankart değil. Buna ne diyeceğiz? Abi bak buna sen bir şey deme. Rıza Çalın kalecisiz aldı çıktı maçı. Sen iki ekmek bir süt dedin. Kalecisiz maçı aldı çıktı. Bunun türbün kaldırır karşılığını da sağda rıza çalınmayı verdik işte. Yani pankart da olabilir. Hani bunlara da çok kafanızı takmayın. Ya yok abi ben hep diyorum yani ya yapılıyor yap, yaparsın o an senin canın zaten yansın diye yapılıyor. E Sen de yani. sonra onun canını yak yani. Ha mesela bak Putin tezahüratları savaş olmuş falan Absürt olması çok normal çok normal. Ama o an mesela ben tribündeydim o sonuca. Yani 3-5 kişi bağırınca insan o golü yedik ya. Şimdi o futbolcu geldi tahrik ediyor. Senin canın yanıyor. Onun canını yakmak istiyorsun. E, tabii adam. ya, reaksiyon. O gün de söyledim bunu. Abartmayın, bu bir reaksiyondur. Ama yanlış bir reaksiyondur. Ya, ya Bu kadar, yani yanlıştır zaten, yüzde yüz. Orada, ama orada yanlış olan şey, ben o gün dedim ki, tribündeki bir tane adama kızmam dedim. Çünkü o bir anlık reaksiyon. Orada benim kızdığım Fenerbahçe yönetim yok. Bizi şöyle oyun var, böyle dümen var. Lan bırak işte, özür dileriz. Yanlış bir şey oldu, geçmiş olsun. Biz Ukrayna'nın her zaman ya. yanındayız. Bitti, devam et. Yani savunma yani bizim. o bizi kışkırttı da bu bizi bilmem ne de yani artık oldu bitti artık şey de yani geçmiş olsun üzüldük özür dileriz bitti o ara o, o, olay tam olarak öyle bir olay golü yedin canın yandı can yakmak istedin aklına yani, o geldi türbün adama kızmam abi ya ben hiçbir zaman türbündeki adama kızmam abi türbündeki adama ne zaman kızarım iş fiziksel şiddete döndüğünde kızarım yani onu dövdük bunu parçaladık onları yakaladık 50'ye bilmem kaç dövdük lan ne bu savaş muhaber resmi ne bu yani aynen yani hadi toplanalım işte ee, İstediğini bağır istediği şekilde de şarj ol Adamın bilmem ne yerinde toplanalım. adamın kafasına bir şey yap. gel geçen sene Beşiktaş Adana Demir maçı Ersin'in kafasına metal para ulan Ersin size ne yapmış olabilir Ersin'in kafasına metal para atıyorsun? Yani kör olsa gencecik çocuk benim tribüncülük mü bu? Değil ya işte işte e, o olay işte problem olan o olay işte. Yani küfür et, say, söv, ıslıkla problem olan o olay. Ama adama bir şey yapma. Ben bunu söylüyorum. Ya şey atma işte. Bir şey atma. Mesela bir şey atma en basit. ya. Fiziksele dökme abi ya. Hani deşarj ol ama fiziksele dökme. <Sessizlik> Hoca Güzel bir sohbet oldu. Azam güzel Hoca, bir muhabbet çok... oldu. Sana çok teşekkür <Sessizlik> ederim. Burayı klip alalım. Ee... Hesabı takip edin. Oraya da gidin. O yayınlarda da bulunun. Çok güzel muhabbet, sohbet var. Katılın. Wonder Kitwin. Ee, Hasan Hoca, ben çok Hasan memnun şiştendim. oldum. Furkan Hoca'yı da her yerden ettim. takip edin. Davet ettiğin için çok çetede, teşekkür ederim. çete de atıldı şu an. Biz teşekkür ederiz kral sana geldiğin için. Güzel muhabbet oldu vallahi Zaman nasıl geçtiğini anlamadım. Her şeye değinmeye çalıştık elimizden geldiğince. Ee, yanlışlıkla birini kırmışız, etmişizdir. Kimse herkes kusura bakmasın. Yok ee, yok. Hasan chat... Hoca senin de ağzına sağlık. Sağ olasın tekrardan bizi çağırdın. Abi için. sen sağ olasın. Çok teşekkür ederiz. Davetimizi kırmadın geldin. Ben de seninle beraber kapatayım. 3 saate ulaşmışız. Yani 2 saat 50 ulaşmışız. Kaçalım. Ee, Herkese çok... eyvallah tekrardan Sizleri çetede. Sizleri seviyoruz. Ederim. Herkese hayırlı geceler diliyoruz. Hoşçakalın. Hadi hayırlı geceler.